Merhaba, hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayının ilk perşembesinde yine zirve masasında kıymetli konuklarımla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Ben Nesibe Cebeci. Bu akşam yine siyasete dair son sıcak gelişmeleri konuşacağız. Elbette gündem seçim, yerel seçimler artık 15 gün kaldı. Bu son 15 günde neler değişir? Kararsız seçmenin tavrı nasıl olur? Seçim vaatleri vatandaş üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Ve 31 Mart sonrası 1 Nisan'da bizi neler bekliyor? Dahilinde de tüm sıcak gelişmeleri seçime dair bu akşam değerlendireceğiz. Hemen konuklarımıza dönelim. Dönmeden çok özür diliyorum Hikmet Bey, sizinle başlayacaktım ama. Efendim öncelikle bugün Konya'da bir Türk Yıldızları uçağı düştü. Pilot kurtuldu çünkü o paraşütle atladı ama maalesef pistteki bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Allah'tan rahmet ve geride kalanlara da başsağlığı dileyelim. Yine günün bir anlam önemi de 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm sağlık çalışanlarımızın da tıp bayramını kutlayalım. Evet, Akşam Gazetesi yazarı Sayın Hikmet Genç, hoş geldiniz. Hoş. İyi akşamlar. Güvenlik ve terör uzmanı Sayın Coşkun Başbuğ, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Hocam sizin o kadar uzun ki titriniz. Yok, gerek, baş... Her öyle seferinde ben değiştiriyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Değiştiriyorsun. Her hafta değiştiriyor musun? Hayır, önce yeni yüzyılı söylüyorum. Bazen ilk, yani cümleleri, kelimelerin yerini değiştiriyorum. Teşekkür ederim. Bak, hoş bulduk. Yine 5 dakika sürdü. Evet. Coşkun Başbuğ. Evet, yani işte konuklarımız Sayın Onur Erim, siyaset bilimci, sizler de hoş geldiniz. En azından bilimci var içinde, bir şeyler var yani. Ben de gazeteci. Peki, şimdi Onur Bey'le başlıyoruz. Evet, bu akşam Onur Bey'le başlayacağız. Sıralamamız o şekilde. Ama 15-16 dakika geçti. Onur Akbili'ye bak. Haylaz bir öğrenci gibi böyle. Onur Bey bugün çok şık, güzel bir kıyafet var yedek üzerinde. Çok casual giyiniyor. Sizin tabii gözlerinizin güzelliği. Evet, maşallah hocam. Yani tarz yapmış onu. Tarzı var. Gidiyorlar Amerikalılar casual bir şeye. Business casual. Var. Evet, onun gibi işler. Amerikalılar ne diyorsunuz? Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, siz isterseniz hakikaten yani soru sormak isterseniz. Ben bir sorayım. İsterseniz hoş geldiniz. Tamam. Peki şimdi şöyle yapalım. Tanıtım işleri hastana bırakıyorum. Şu an bunu tanıtım peki bittiyse tamam. Şimdi zaten gündemde belli başlı konular var. Aşağı yukarı biliyoruz. CHP'de para sayma görüntülerinin ortaya çıkması sonrası bir soruşturma başlatılmıştı. Bugün iki kişi ifade verdi. Ama asıl yarın Fatih Keleş'in ifade vermesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün akşam bunun bizimle hiçbir alakası yok diye bir cevap verdi bu konuya. Ama bir diğer asıl konuysa bazı vaatleriyle ilgili hatırlamıyorum cevabını verdi. Ve bunun üzerine de Murat Kurum bugün bir tweet attı. Hatırlatma babında alt alta tüm vaatlerini, yapılan yapılmayanları paylaştı. Ancak bunlara geçmeden önce bir genel değerlendirme almak isterim sizden. Şimdi seçime dediğim gibi 15 gün kaldı ama 15 gün bir yandan kısa bir yandan da uzun bir süreç. Özellikle Türkiye'de zannediyorum seçimlerde kararsız kitle son birkaç günde netleştiriyor verici oyları. Siz sahada neler görüyorsunuz? Eğilim özellikle İstanbul üzerinde nereye yakın seçmen? Bunu neden soruyorum? Anketleri konuşmuyoruz çünkü anketlere eskisi kadar itimat kalmadı anladığım kadarıyla bir önceki seçimden dolayı. Çok da insanlar anketlere bakmıyor, çok da güven arz etmiyor. Tırnak içinde tabii bazılarını hariç tutarak söylüyorum. Sizin izlenimleriniz nelerdir sahada? Başlayalım, buyurun. Ya sondan başlayayım çünkü önemli, hı-hı, bir konu aslında o. Hani konu tam o, yani asıl konu değil ama. Şimdi bizim bir kere millet olarak anketleri değerlendirmemiz çok yanlış. Anketler eğilimleri gösterir. Hı-hı. Yoksa ankette çıkan sonuç hani son günde yapılsa bu seçimin sonucu demek değildir. Ama bize bir şey verir, bir görüntü verir. Aslında anketlerin en işe yaradığı nokta eğilimin nereye doğru gittiğini ve neden gittiğini anlayabilmek içindir. Dolayısıyla hani böyle hani işte ben yarım puan farkla bildim, sen 5 puan şeyde kaldın. Konusu aslında anketçilerin ve istatistik ilmine de hakikaten biraz haksızlık oluyor. Ha, bunun yanında Türkiye'de çok net söyleyeyim. Ya ben kendim karşılaştığım için söylüyorum. Para karşılığı, hı hı, istediğin sonucu çıkaracak tahminlerinizden çok daha fazla anket firması var. Ben en son yani bir konu... O para veriyorsun, mutlu oluyorsun. İşte, ama ismini anket firması diyorlar onu. Hani, o zaman bir şey olmuyor. Ne işe yarıyor peki o? Ha? Ne işe yarıyor? Yani bence herhalde şahsi tatmin. Algı oluşturuyor. Veya algı oluşturma. Abi, vesaire vesaire vesaire. Yani bir sürü şey olabilir.
Ama bu işi çok ciddi yapan insanlar var. Bu işi hakkıyla yapan insanlar var. Onlar zaten aslında kendilerini şeye koyuyorlar. Yani kendileri çok fazla reklamını yapmasa da ortaya çıkıyor. Şimdi sahada ne var? Ben sayın kurum aday olduğu gün, geçen dün hatta bunu bir arkadaşımla tartışıyordum. Hatırladı yani, hayal meyal atıyorum, geri gittim. İlk attım tweet'e baktım. Aşağı yukarı şöyle bir şey yazmışım. Demişim ki İstanbul'un Ekrem İmamoğlu'yla 5 yıllık ölüm uykusundan sonra özellikle en büyük problemi depreme hazırlık, hazır olma ve dolayısıyla kentsel dönüşüm olduğu için özellikle bu sebepten dolayı Murat Kurum ilaç gibi gelecektir demişim. Bu konudaki bilgisi, becerisi, tecrübesi ve ispatlanmış kariyeriyle, yaptıklarıyla. Ve fakat demişim, maalesef İstanbul Belediye Başkanlığı iki nokta var. Sadece bu tarafıyla, ki bana göre bu tarafıyla da olabilir de, halkın genelini söylüyorum. Bu tarafıyla sadece belediye başkanı seçilmeye yeter mi? Diğer konularda da halkı ikna edebilir mi bilmiyorum demiş. Göreceğiz demiş. İkinci bir nokta var. Ekrem İmamoğlu'nu ben, yani tabii diğer İstanbulluları bilmiyorum. Onun eski ilçe belediye başkanlığı dönemini takip etmiyordum. Ama Büyükşehir belediye başkanı adayı olduğu günden beri Ekrem İmamoğlu bütün hayatını, bütün sadece siyasi değil, şahsi hayatında, yani daha doğrusu karakterinde algılar üzerinden sunan birisi. Ve belki maalesef diyeyim ama bence değil. Murat Kurum'da da bu hiç yok. Çünkü tipik bir profesyonel, tipik bir bürokrat, tipik bir görev adamı. Adam işini yapıyor. Yani algıyla bilmem neyle falan bir işi yok adamın. Son kertede de ben uzun zamandır şunu söylüyorum. İstanbul seçimi büyük ihtimalle başa baş bitecek. Ve fakat, ki bununla da ilgili kendi kendimi de eleştirmiştim. Ve fakat başa baş bitmeyebilir. Buradaki tek sonuç şu olabilir başa baş bitmezse. Murat Bey 2-3 belki daha fazla puan önde çıkabilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin de farklı sebeplerden dolayı ve farklı Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni segmentlerinde çok ciddi bir şey var. İsyan var. Tabi bu da ölçülebilecek bir şey değil maalesef. Hani iyi bir anketçinin bile ölçebileceği bir durum değil. Kaç tanesi gidecek veya kaç tanesi gitmeyecek veya giderse ne yapacak? Bir protesto şeyi var. Ve tabi kendileri açısından kötü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adaylık sürecinde gösterdiği performans çok ciddi onlara negatif olarak geri dönüyor. Bir de şu an hiç konuşulmayan ama emin olun kaybettiği 1 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'nun burada bir patlama göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Ekrem İmamoğlu'nun de facto genel başkan olmasından çok rahatsız. Bu dediğim rahatsızlığa Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler de dahil. Taban da mı? Yani pardon, seçmen de seçmen, mi rahatsız? CHP seçmeni. Yani yoksa kendini parti... CHP'li olarak tanımlayanlar. Öyle söyleyeyim. Çok rahatsız. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü hiçbir kimse, özellikle bir resmi makamda, birisi varken başka birisinin çok sevdikleri birisi de olsa bu kadar müdahil olmasını, bu kadar işte belediye başkanlıklarına, adaylıklara, hatta belediye meclis üyeliklerine kadar müdahale etmesini kabul etmez. Bu insanın doğasına aykırı bir şey. Ne kadar sevseniz de yani Ekrem İmamoğlu. Ben sahada dediğim gibi Murat Bey'i birazcık daha önde görüyorum. Konuşulmuş şeyler bunlar. Bunun en büyük sebepleri Murat Bey'in liyakatının ve Murat Bey'in duruşunun yanında Ekrem İmamoğlu'ndan bıkkınlık, Ekrem İmamoğlu'nun bu 5 seneyi bomboş geçmesi ve Ekrem İmamoğlu'nun bütün hayatını, siyasi hayatını algılar üzerine tutması. Peki diyeceksiniz ki madem böyle ve bir taraftan da diyeceksiniz ki diyorsunuz ki ya bu kadar hani çok arada bir fark yok gibi gözüküyor. Bu Ekrem İmamoğlu bu oyları nereden alıyor? Tek bir yerden alıyor. Türk muhalif seçmenine öğretilmiş, beyinlerine hatta DNA'larına kazınmış Erdoğan kazanmasın da ne olursa olsun. Hı hı.
Hala o etkili diyorsunuz bu seçim. Tek etki o. Ya şimdi şey evvelsi gün işte dün müydü evvelsi gün müydü Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz bir televizyon programına çıktı. Dün. Ve spiker de uyarıyor bu polemik olunca. İşte ben diyor bunları getirmedim diyor. Efendim diyor biz sizin şeyinizle Murat Bey'le görüştük diyor. O da yanlış anlıyor. Murat Kurumzan'ın diyor. Murat Ongun'dan bahsediyor. Hı hı. Ya şimdi bakın Ekrem Bey benim tahminim hiç öyle aptal filan birisi değil. Ekrem Bey böyle bir programa çıkarken bilmiyor muydu sizce performansının ve vaatlerinin adı gibi biliyordu. Ama algı hayatı olduğu için ve doğruyu söylememek hayatı olduğu için artık siyaseti özellikle. En son geldi ona bir şey buna en son hatırlamıyorum dedi. Yani bilmiyor muydu derken aslında programda siz de söylediniz. Daha evvel sanki işte Murat Ongun'la neler sorulabileceğine dair herhalde bir istişare yapılmış. Böyle bir soru beklenmediği için mi hatırlamıyorum hayır. Yanıtını verdi acaba Ekrem İmamoğlu? Bir kere de değil birkaç sefer yalan bir yanıtı söylüyor. Verdi. Yalan söylüyor. Hı-hı. Ya bırakın bakın. Murat Bey'le konuştu dedi. O ben haberim yoktu dedi. Geçti. Ya bir 5 yıllık bir belediye başkanı seçim öncesi bir programa çıkıyorsa programı şeyini seçimle ilgili programa çıkıyorsa yani şuradan ilkokuldan bir çocuğu çevireyim. İlkokul 5'ten biraz akıllı. Diyeyim ki hangi sorular sorulur? 1. Ne söz verdin ne yaptın? 2. Önümüzdeki 5 yıl ne yapacaksın? Yani bunlar şey ama dediğim gibi bakın öyle bir noktadayız ki Ekrem İmamoğlu'nun ne söylediği veya ne söylemediği hiç fark etmiyor. Çünkü konu Ekrem İmamoğlu değil. Konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da değil. Konu bunun üzerinden giriyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'na nasıl kaybettiririz? Ben gene geçen hafta, hatta bunu belki burada söyledim. Tip Partisi'nin şeyi başkanıyla ilgili bir tane sosyal medya paylaşımda bulundum. Şöyle bir şey söyledi. Gebze adayı mı kendisi? Düz bir yerin adayı. Gebze. Gebze değil mi? Öyle hatırlıyorum. Diyorlar ki işte niye bu hani İstanbul Hareketi'ni ne yapacaksınız? Aday göstereceksiniz falan. Dedi ki biz dedi tek amaca kilitlendik dedi. AK Parti'ye mi? Cumhurbaşkanı mı? Hatırlamıyorum orayı. Ya AK Parti ya Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u bir kez daha kaybettirmenin zevkini yaşayacağız dedi. Ben dedim ki bu bir seçmene söylenebilecek en büyük terbiyesizlik. Ya bana ne? Tayyip Erdoğan kaybetmiş, Hasan kazanmış. Kardeşim sen belediye başkanı seçiyorsun. Sen beğenmeyebilirsin, o ayrı konu. Ama ben Hikmet Genci seçiyorsam şudur. Benim yaşadığım belediyeye en iyi başkanlık edecek Hikmet Bey'dir. Onun için oy veririm. Ben Yaşar Bey kaybetsin Hikmet Bey niye vereyim? Bana ne? Bana ne Hikmet Bey'den, bana ne Yaşar Bey'den? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde üzeri kapanmaya çalışılan çok ciddi bir iç sıkıntı var. Şu an bastırabildikleri tek yol aman işte seçim bitsin, seçime şey yapmayalım falan. Fakat bu en fazla 31 Mart gecesine kadar devam eder. Bakın yani öyle bir noktaya geldi ki o para görüntüleri soruluyor. Benim haberim yok diyen, benimle alakası yok diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte bir tanesi bir firmasının genel müdürü yani belediyenin. Öbürü danışmanı, öbürü bilmem nesi. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Firmanın ya. Değil, kendi şirketleri. Kendi şirketim, ben pardon ben belediye şirketi zannediyordum. İmamoğlu ya daha kötü. Şahsi şirketi. Daha da yani sıvamış orada. Daha kötü. SSB Gayrimenkul Genel Müdürü ve İmamoğlu ki iştirak. Evet, hiç alakası yok ama o meselenin İmamoğlu'yla. Ya yok. Sonra İçerik bakıyorum. Bayağı var. Şöyle bir hava var. Şirketi. Şimdi ne dediler o görüntüler için? Dediler ki işte şu bu. Usul hepsi, yanlışmış. Ya hepsini geçtim. Bak hepsini geçtim. Kardeşim CHP kurumsal olarak bunun bağış olduğunu söyledi mi? Söyledi. Söyledi. Evet tabii. Şantaj evet. Dedi mi? Evet. Bir insanın bağış yaptığını söyledi. Dedi değil mi? Evet. Peki. İl Başkanı Özgür Çelik söyledi. Peki. Çok net. Ya CHP kurumsal olarak söyledi bunu. Çok net. Türkiye'deki siyasal partilerin bağış alma yöntemi şekli bellidir. Kanunu var ya. Kanunu var. Tabii. Hadi diyelim öyle değil. Hani pardon bir istisna yaptınız. Tamam öyle yaparsın. Al burada makbuzu dersin. O da yok.
Yine siyasal partiler kanununda çok net. Bu tip yerlerin alımı genel merkezden gider. Net yazıyor. Evet. O da yok. Peki o paranın vergisi de ödenmemiş. Yani vergi kaçakçılığı var. 600 bin liraya falan denk geliyormuş galiba. Evet. O da yok. Şimdi Hikmet abinin dediği yere geleceğim. Ne dedi? Şantaj da var dedi. Tabii. Şimdi CHP söylüyor. Kurumsal şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki. Başkanlığı. Bu diyor. İl başkanlığı. Evet. Bu diyor. Avukat diyor. Avukat. Japon satıcının avukatı. Avukatı diyor. Ki AK Partili falan dediler önce. Öyle mi değil mi bilmiyorum. Umurumda da değil. Alakası yok. Diyor ki bu adam diyor bizden diyor. Pardon Ekrem Bey seçildikten sonra diyor. Ekrem Bey'den diyor. Hukuk daire başkanlığını istedi diyor. Onu da bilmiyorlar. Büyükşehirlerde hukuk daire başkanlığı olmaz. Hukuk birinci müşavirliği olur. Başka imtiyazlar istedi diyor. Vermeyince diyor bu şantajı yaptı diyor. Güzel. Öptüm başıma koydum. Şantaj TCK'ya hepsi güzel dedi. Para bulduk güzel o güzel. Evet, nereye bağlayacağım? Şantaj. Asıl felaket şu diyeceksin. Şantaj TCK'ya göre çok ciddi. Hiçbiri değil ama ne? Evet. Şantaj TCK'ya göre çok ciddi bir suç. Ciddi bir konuştular. Neden şikayette bulunmadın? Neden suç duyurusu yapmadın? Bakın aşağı yukarı. Şimdi %100 dersem belki bir binde birlik bir kısım vardır. Hani kimsenin hakkına girmeyelim. Aşağı yukarı tamamı yalan, dolan, algı üzerine kurulmuş bir düzen var CHP'de. Neden? Çünkü düzenin başında Ekrem İmamoğlu diye bir algıcı var. Neden? Onun altında aslında teknik olarak üstte gözüküyor ama onun altında Özgür Özel gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na nasıl ve neden geldiği hiçbir zaman anlaşılamayacak bir tabiri caizse yancı var. Çok net söyleyeyim. Belki hani yani olayı tamamını özetleyecek. Ben bu lafı çok seviyorum. Bu lafı çok kullanılmıyor nedense. Ya da ben çok duymuyorum. Üstad Necip Fazıl'ın güzel bir lafı var. Çok bilinen. Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı bile düşürmeye razıdır. Evet. Bizdeki muhalefet Tayyip Erdoğan'ı düşürmek şartıyla ne vatan bırakır, ne bayrak bırakır, ne toprak bırakır. Peki. Ve ben bunu burada size bir rica edeceğim. Belki 100 tane örnekle de ispatlarım. Peki devam edeceğiz. Size tekrar döneceğim Onur Bey. Daha çok konuşacağız bu akşam. Hikmet Bey size dönelim. Evet. Şimdi Hikmet Bey anket konusuyla aslında konu bu değil dediniz ama konularımız arasında o da var. Çünkü girdik ama mevzuya bir şekilde. Evet girdik sizden de yorum almak istedim. Çünkü aynen devam edeyim. Evet evet oradan devam edeceğiz. Murat Gezici bir açıklama yaptı. Ben yıllardır dedi hiç AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir baskı görmedim ama doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Murat Kurum'u bir tık önde gösterdiğim için çok ciddi tepki ve baskı gördüm diye bir açıklama yaptı. Bunu da eklemiş olalım sizin yorumlarınıza. Sizin de sahadaki görüşlerinizi bir alalım isterim. Buyurun. Ben Murat Gezici'ye siyasete tanışmam hocam. Hı-hı. Programlarda karşılaştınız mı? Yani hiç hoşlaşmam ama bir sonuçta programda, televizyonda bayağı yıllardır gördüğümüz bir anketçidir. Ne diyeyim hocam necidir aslında? Anketçi, anket firması, araştırma şirketi sahibi. Onlar anketçi lafını seviyor. Yorumcu. Kamuoyu araştırmacı. Kamuoyu araştırmacı. Olay güzel oluyor. Kamuoyu araştırmacısı, anket falan. Anketör. Anketör o değil. Anketör o değil. Sen de iyice. Bu iyice. Uğur dediyse göldür demedik yani. Öyle başlamış olmamız lazım. Bir şey için söylemiyorum. Buna böyle bir tahkir etmek amacıyla söylemiyorum. Yani sonuçta kamuoyunda. Kamuoyu araştırmacıları. Böyle bir tanesi. Evet. Ya burada tabii mevzumuz isim değil. Yani i̇sim, bu tavır tavrı ama aslında şey yorumlamanızı istiyorum. Yani burada onun söylediği doğrudur. Yani ben bazen buna da çok kızarım. Mesela çıkar bazen Yılmaz Özdil. Çıkar bunu muhalefete eleştirir. Bir öz eleştirilmiş gibi ortaya koyar. Geçenlerde yaptığı gibi işte bunlardan bir adam olmaz. Masa zaten böyleydi. Kemal böyleydi. Bir bakıyorsun adam yıllarını vermiş. O çirkin birlikteliği desteklemek amacıyla. Hepsi oradaymış yani. Çıkmış şimdi buradan niye? Kendisi işin topu dışarı çıkınca kötü oldu hepsi. Şu anda hepsi onu yapıyor zaten. Bak Murat Gezici'nin olayın dışında söylüyorum. Birçok muhalif gazeteciler, köşe yazarları. Kendi mesleki alanımızdan bahsediyorum. Sabah erken kalkan muhalefeti dövüyor yani. Evet. Bak Kemal diyor, Kemal Kılıçdaroğlu diyor şimdi bir tekahüt oldu. Ama diyor arka taraftan Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye, Özgür Özel kaybetsin diye çalışıyor diyor. Öteki diyor ki hayır diyor bu. Öteki diyor ki Alevileri tasfiye etti Özel diyor. Şöyle öteki İmamoğlu'cu.
ya tamam da bütün bunlar çok güzeldi, her şey çok güzel olacaktı diye ortaya koyup da bize bunu yutturmaya çalışıyordunuz 5 yıl boyunca. Ensemize boza pişirdiniz yani. Bak bunun hepsi oradaydı. Şimdi hepsi birbirine satıyor. Aynen. Altılı masada birbirine sattıkları gibi. Nasıl böyle bir onun gölgesi, yansımayı, iz düşümü. Siyasette ne yaşanıyorsa medyaların da aynı şey yaşanıyor. Ekremciler var, Kemalciler var, bilmemeciler var. Şimdi söylediği şey, ben yıllardır şunu söyledim bak. Dedim ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminden başlayan bir söylem geliştirdiler. O da şuydu. Ötekileştiriyorlar. Ayrıştırıyorlar. Ya bu cümle üzerine ben bakıyorum. Erdoğan ötekileştiriyor. Ayrıştırıyor. Ötekileştiriyor. Ayrıştırıyor. Böyle zikirce. Sabah erken ötekileştiriyor. Ben de bakıyorum ve hani kontrol ediyorum kendimi. Ben kimi ötekileştiriyorum diye. Araya da şunları sokuyorlar. İşte geçenlerde duayen tırnak içerisinde Fikret Bila. Ya başörtülü de hakim olmaz da bilmem ne olmaz da. Orta çağ zihniyeti de. Ben bunlar bilmem makarnacı. Onlar o jargonu da onlar icat ediyor. Bak. Ya göbeğini kaşıyan adam, makarnacı, bilmem koyun, sürü diyen bunlar. Veyahut da genel başkanları ne diyordu? Ben bir öğretmene öğretmen demem, hala AK Parti'ye oy veriyorsa o öğretmen öğretmen değildir. Ötekileştiren kim? AK Parti. Yani kör kör parmağım gözüne bu kadar ötekileştirip de yaptığı işi karşı yüklemeye çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Onlar seviyor örgüt kelimesi. Bir inanılmaz yırtındım ya. Yani ben ötekileştirmiyorum ama karşı taraf sürekli ötekileştirip bak beni ötekileştiriyor diyor. Böyle bir masal yaşadık ya. Bir masal hikayeydi bu. Murat Gezici'nin de isyanı şurada. Ben hep söyledim bak. Siz Erdoğan'a kızıyorsunuz. İdeolojik olarak karşısında ne dersen de problem değil ama şunu söyleme ya. Ya bu adam ülke hizmet mi deme mesela. Kafayı çalıştır. Ya da şöyle düşün. Şu adam 22 yıldır halkta bir karşılığı var. Sevmiyor olabilirsin. Ama şunu söyle mesela. Siyasete oradan başlıyor adam. Yani halkın tercih ettiği, teveccüh ettiği, gönül bağının olduğu insan direkt vurarak. Ya siyaset böyle bir şey değil. Üret. O iyi değilse daha iyisini üret. Bana sürekli Allah kahretsin şu bardağı kır. Bende pet var. Oğlum bu porselen. Bundan daha iyisini yap. Öyle gel. Şimdi siz şu iki tanesi koysanız, yarıştırsanız ne olur? Burada lider abinin kupası var. Porselen işi var, yazısı var. Bir de bildiğin su. Ben daha çalışırım. Olmaz. Arada çok büyük kalite farkı var. Sadece görüntüde ikisi su taşıyor. Ve en sonunda itiraf ediyor. Bak. Ya diyor ben bunca yıl diyor bu kadar muhalif şeyden AK Parti iktidar yanlarından aleyhine onların sevmediği sonuçları yazdım, çizdim, konuştum. Bana çıkıp da bir tane tehdit etmedi beni diyor. Vay kardeşim ne yazıyorsun bilmem mi? Biz aramızda kavga ederiz gazeteciler. Bir muhalif gazeteciye karşı başka bir fikir ortaya koyarak fikren savaşırız. Bu sorun değil. Ama partiden, AK Parti'den hani tırnak içerisinde ötekileştiren, despotik, diktatörvari diye cümleye başlıyor. AK Parti'den bir şey görmemiş. Ne zaman ki diyor ben ankete bunu koydum ki o çıkıyor. Ben şimdi burada onun elime itiraz edeceğim. Anketten bu çıkıyor. Yani biz aklımızla başımıza geldi. Öyle algıyla bu iş olmuyor. Çünkü kalmış 15 gün. 15 gün dayağı gene ben yiyeceğim. Hani Hakan Bayrakçı dediği gibi. Biliyor musun 2014 yılında Hakan Bayrakçı'nın bir isyanı var. Ben televizyon kanalında o zaman Beyaz TV'de bir canlı yayındadım. Kadir Çelik abinin yönettiği bir canlı yayında Hakan Bayrakçı bağlandı canlı yayına. Ve isyan neydi biliyor musun? Ya ben gördüğümü yazdım. Sabah erken kalkan CHP'li bana küfür ediyor. Manyak mısınız? İstediğinizi mi yazayım? Sonra bir tanesi de diyor ki ben diyor istediklerini yazdım. Hani buraya yani bunun biraz daha küçük yazsam linç ederlerdi beni diyor. Şu bu lafı bak Hakan Bayrakçı o zamanki sözleri. Ben bunu diyor CHP'yi 35 gösteririz görünse orada. CHP beni duvar ederdi. 37 yazdım. Biraz önce senin söylediğin şeye geldi. Bak aynısını Murat Gezici yıllar sonra başka türlü anlatıyor. Ya diyor bunu yazdım bana şimdi AK Parti'den bir tehdit gelmedi. Ama diyor bu cumhuriyetçi, aydınlanmacı, çağdaş, kemalist, özgürlükçü, ülkenin kurucusu bunlar yobaz, pis adamlar falan. Bir, çok seni kastetmiyorum abi bunlar derken genel şöyle yaptım. Bir minik anekdot anlatacağım. Bir dakika. Sana katkı bu adamlar da
bir şey yok. Ama diyor bunlar diyor yamyam gibi atladılar diyor. Zaten bunlar böyle. Onu dedim. Ama adamın tıyneti bu, cibiliyeti de bu. Bak şöyle bir şey var. Bu çok o biri kesiyor. Bu çok orta. Kes, çok hoşuma gitti. Ama sana katkı için. Yoksa kendim için bir şey istemiyorum. Kesebiliyormuş belki. Ben de bu deneyimi yaşayayım bari. Şimdi ya insan, yani psikolog değilim, çok da iyi bildiğimi de değil, ama yani zaten en çok bu konularda isyan edenlerden altında aramak lazım bu tavırları. Öyle, bir gün öyledir. Yıllar evvel bir büyük bir marketteyim. Böyle çok şeyli 8-10 tane, hatta belki 20 tane kasası olan. Sabah çok erken gittim, açılır açılmaz bir acil bir şey almam gerekiyor. O saatte de kimse gelmeyeceği için eğitim yapıyorlar. Eğitimi veren, belki bunu anlattım size bilmiyorum. Yok, ben hatırlamıyorum. Eğitimi veren mağazalardaki hırsızlıkları şey yapan bir eski emniyetçi herhalde, bilmiyorum. Polis herhalde. Benim de getirdiğim ürünün şeyi yok. Fiyatı yok. İşte onu ben bekliyorum orada. Kulak kabarttım. Adamın önünde koca bir yapı market. Koca bir şey var. Araba var. Çok büyük. O büyük eşyan. Üzerinde de buzdolabı var. Adam şunu anlattı. Dedi ki, bakın dedi, buradan çalınacak malların, ki mal çalınacak dedi, %98 dedi şey olacak dedi, minik mallar. İşte hırsız cebine koyacak, orasına koyacak. Ve dedi, siz bunları işte alarmı var, şusu var, büyük bir kısmını yakalayacaksınız dedi çalınmaya. Yakalayamayacağız şey söylemedi. Ne dedi? Adam koca arabanız yok, koca buzdolabı. İşte bu buzdolabı nasıl dedi. Şimdi dedi, ben dedi bunu buraya koydum. Buradan elimi kolumu sallaya sallaya geçiyorum. Buzdolabında alarm da yok. Kimsenin de aklına gelmez. Ulan kimse buzdolabını çalmaz herhalde buradan diye. Bundan hiçbirini yakalayamayacaksınız. Şimdi aynı şey. Bunlar bu olayın büyüğünü kendileri yaptığı için. Ya bir gün keşke onu bulsam, iyi bir araştırma çıkarmıştı. Türkiye'de şimdi CHP en çok neyle suçlar Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi? İşte bunlar laikliğe şey vurdu. Evet. Ket vurdu. Bunlar irticayı hortlattı. Değil mi? Şeriat getirecek. Bunlar şeriat getirecek. Bunlar basın özgürlüğünü. Bak birebir ben çok güzel bir analizdi o. Isı rakamlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarının bu konularda yaptıkları icraatları ve çıkardıkları kanunlara baktığınız zaman bunların bu dediğim şeylere, irticaya yön verecek, laikliğe ket vuracak, basın özgürlüğü, kişisel özgürlükleri kısıtlayacak yaptıkları şeyler, abi 100 birimse AK Parti hükümetininki yarım birim falan. Veya sıfır. Doğru. Ama bunu yapmak zorundalar. Çünkü bir, kendi seçmenini korkutacağı başka bir şey yok. Ama sen bunun, zaten problem orada. Sen bu söylediğini sen yapıyorsun aslında. Asıl olmaz. Problem. Bizimki evet, öyle evet, değil. Maalesef. Maalesef. Bizimki öyle değil. Doğru söylüyorsun. Fakat şu yani bir gel, şunu unutmayalım. Elden gidecek diye hizmetsizliğe mahkum et olmayı yeğlediler ya. Yani aslında dünyada da pek eşi benzeri olmayan bir şey. Yani. Türkiye'de bir siyaset atmosferi var. Baba doğru. Hakikaten yok. Dünyada pek fazla böyle bir şey yoktu. Bengaliş'te çok siyasetçi arkadaşım var. Enteresan Bengaliş. Biraz önce konuşuyordu. Evet. Bengali bir çok politize olmuş insanlardır onlar. O hazine. O acayip acayip. Acayip. Öyle mesela böyle değil. Kimse bilmez hocam. Bengaliş'te insan çok politize değil. Acayip. Türkiye'deki gibi. Sağ sol evet, insan evet. Var ya. Kırmızı giydi sağ kolda. Kol solcu oldu bilmem ne. Bıyıklar böyle yukarı falan. Bengaliş'te benim uzun süre çalıştık aynı ofise Bengaliş'lerle. Hepsi birer kartı var. Parti aidiyet. Ceplerinde taşıyorlar. Adam bir dolara yaşıyor fakat cebinde bir partisi var. Fakat böyle bir şey yaşanmaz. Yani bir tanesi İslamcıdır. Bir tanesi sağcıdır. Bir tanesi solcudur. Fraksiyonlar bellidir. Hepsinin de hizmet tarzı aynıdır. Yani nedir o? Refah seviyesini yükseltmek. Hiçbir şey elden gitmez yani. Hmm. Sadece kavgaları, ideolojik kavgalardır. Normali bu. Bengaliş dahi diyorum. Yanlış aşağılık söylemiyorum ama tabii evet. Fakir bir ülke. Yani gelir seviyesi düşük bir ülkeden bahsediyor. Evet. Abi Türkiye'deki kavgaya bak. Asıl bence 100 yıl boyunca tartışsak şu masada hiç kimse bunu çözmedikten sonra biz normalleşemeyiz. O da şu. Şimdi Murat Kurum, yeni mevzu, anketler bilmem ne. Murat Kurum var, İmamoğlu var. Anketçinin dediğini onu mühürleyelim bir defa. Murat Gezici dediği doğrudur. Bunu ben de kendim de ben de şahidim buna. Cumhuriyet Halk Partisi senin görebileceğin en despotik partidir. En bağnaz partidir. Yobaz bir partidir. Bakın yobazdır, kolları çok yobazdır. Özgürlük falan yalandır. Diktadır. Diktadır her şey.
despotiktir. Yani onlar şimdi diyor ayrıştırır. Ayrıştırır. Dünyanın en etkileştirici partisidir. Ben bunu kurdum. Sen de marabasın diyen bir partidir. Ayrıştırırsın, düşmanlaştırır. Düşmanlaştırır, birbirine. Irkçıdır. Hepsi kendine mevcut. Alayı mevcut. Bak bugün, bakın ilerleşelim diyen bir genel başkan vardı. Ya sen niye ilerleşiyorsun? Canını mı okudun milletin? Evet doğru okudular. Hadi buradan yakalayayım diyor. Şimdi bu başka mevzu fakat işte bunun gerçek yüzü bu. Nesibe Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek yüzüdür. Sana demokrasi, insan hakları, özgür gazetecilik, basın özgürlüğü, LGBT, hürriyet, hayvanseverlik, çiçek, böcek, paket. Buzdolabını çalıyor. Ama bravo, arada senin asıl gerçek insani haklarına dair hiçbir halt yemez. Sadece onun alanında olacaksın. Nedir o? O bir elitist bir ekip var. Hani Türkan Saylan kozmozlar içinde yatsın. Türkan Saylan özetini vermiştir ve altına imza atmışlardır. Ya da mesela Onur Öğmen. Değil mi? Ne demiştir? İyi muhtarıya altına imza atarım. Demokratik çağdaş ülkede bir gece yarısı bildirisinin altına imza atıyor adam mesela. Cart. Altına imza atan kim? Sosyal demokrat, halkçı, proleter, devrimci bilmem ne. Ne kadar büyük yalan değil mi? İçinde halk olmayıp da parti. Yani içinde halk kelimesi olup halkla alakası olmayan tek partidir dünyada. Peki Hikmet Bey. Bu yüzden. Affedersiniz. Şeyi de değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani siz nasıl görüyorsunuz? Ben özellikle İstanbul özelinde bir seçmenin eğilimi ne yönde? Biraz önce anketten girdiniz. Murat Gezi devreye girdi. Bakın herkes biraz mahcup. Yani mahcup değil çünkü az da vakit kaldı. İki seçim arasında da fazla mesafe yoktu. Yani böyle uzasa unutulacaktı. Bugün Ekrem İmamoğlu'na %60 pardon Kılıçdaroğlu'na %60'la gelir. Döke saça gelir. Zıplaya zıplaya gelir. Geldik geliyor gelmekte olan alo Kemal ben geliyorum diyen anketçi hiç tanesi anket yayınlamıyor. Ne yazacaksın? %55'le İmamoğlu alır. Yaz. Yaz yaz. Bekliyorum. 15 günü var. Nerede kaldık? O kulatlar, mulatlar, mak bilmem neler. 58 nokta bilmem kaç. Geliyor gümbür gümbür Kılıçdaroğlu. Ne? Oğlum nereden çıkarttınız bunları? Bizde bir şey görünmüyor. Bak ne diyordu hatırlıyor musun şeyi? Nedir o? Engin Altay'ın o lafını hatırlıyor musunuz? Ne diyordu adam? Anketçiler üzerinden konuşuyor. Dediler Kılıçdaroğlu doğru bir adayımdır. Şu anda bütün küfreden gazetecilerin tamamı doğru adaydır. Ne dedi hatırlıyor musunuz? Ya dedi normal şartlarda Erdoğan'a karşı hangi adayı koyarsak koyalım kazanırız. Ama virgül satır başı Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanırız. Anam ya olaya bak döke saça kazanırız. Ben sana şimdi, bir şey söyleyeyim mi? Bir şey ekleyeceğim. Sen bayağı beni bölüyorsun. Olsun. Sen yıllardır ilk turda diğer bölüyorsun beni. Ben ikaz edeceğim için tamamlamanızı rica edeceğim Hikmet Bey. Bak biraz daha devam edersek. Hocam bütün ilk yarıyı kapıyoruz. Onlar hiçbir şey konuşamayacak. Yok hocam şimdi gelecek size söz. Ben aklı sıra muhafazakar gibi görünüp CHP'ye nasıl oluyorsa çok anket yapmış birini yani bir anketçi veya hatta hatırladım kim olduğunu anladım. Anketörcü var. Heh. Bir gün ağzından neyi kaçırdı biliyor musun? Dedim ki bu rakamı nasıl buldun dedim. Çünkü yok öyle bir rakam. O da çok ciddi anlatmaya bir şey anlatıyor. Kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Daldı. Ne dedi biliyor musun? Konuşsun sen de abi. CHP'den dedi şu genel başkanımızla telekonferans yaptık dedi. Şu rakamın işte öyle dedim. Sonra ya tam öyle değildi falan yayında falan. Yayında mı söyledim? Hayır canım şahsi konuşma. Aa. Yayın arası. Tamam. Parayla böyle yapılıyordu işte. Abi bak. 62 buldu adam ilk. Bak şey dedi ya. 3 tane genel başkanımızla. Bunu bana ciddi. Sonra daldı herhalde. Allah söyletti. Bilmiyorum. Kim söylesene şunu Onur. Ya söyleme. Tanıyoruz. Tamam anladım. Ben tahmin ettim. Tamam anladım. Kim hayır. Bak onlar. İşin kötü tarafı. Bak böyle adam olabilir. Sen bana göre Türkiye'nin en eski partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet hayır. Ana muhalefet ya bu heriflere prim veriyorsun. Peki. Bu heriflere pazarına rağbet. Bak bir dakika. Siz toparlarsanız size. Yok hayır. Böldüğü bölümleri. Evet yok. Sizin toparlamanızı rica edeyim. Aynen. Çünkü böldü. Diğer konuklarımızda. Onur Bey biliyorum. Bir dahaki turda size tekrar söz vereceğim. Ben de izin verdim. O değişik bir şeymiş. Buyurun, yani. Ama beni çok kesti. Ya. Nasıl oluyormuş diye. Beni çok kesti. Empati kurdu. Ama siz söz Hikmet Bey. Ama beni çok kesti. Olmuyormuş. Ama hem kesiyor. Bugün de kesti. Benim onu kesmemi kesti iki defa. Evet, ben işte seni kestim, kontra kestim. Buyurun şimdi, lütfen bir dakika daha süre verelim size Hikmet Bey, buyurun. Sağ olun, çok nazik. Toparlayalım Hikmet Bey. Şimdi sonsuz süre verelim. Senin devreye girmen lazım. Evet. Şimdi olayın ciddi tarafı şu. Dedi ya hani yakın görünüyor. Ben size 15 gün kaldı, demek ki nedir?
tane daha program var galiba. Zaten bir hafta sonra da yasaklar başlayacak. O yüzden propaganda... Yok, son perşembe gene konuşuyoruz ya değil mi? Hayır, yok, şunu söylüyorum. Yok, bizim biz konuşmamız değil, için değil. Ben ya. Yani şeyde seçmen izniyor. Ya, biz anket konuşmayız ama konuşacağız elbette de. Biz anket konuşmuyoruz zaten. Propaganda manasında yani siyasetçiler artık sahada olamayacaklar. Dolayısıyla aslında 15 günden de az diyebiliriz. Bu programdan sonra iki tane daha programımız var değil mi? Seçimlere kadar. Üç mü? İki. İki. Üç olması lazım hocam değil mi? İki. Üç olamaz. İki doğru. İki ya, 15 gün var iki. Yani hep topu kitap var, daha konuşacağız. Doğru. İki. Doğru hocam. Ben niye Ramazan bayram sonrasıymış gibi düşündüm. Ama ben görüyorum sürekli. Evet. O konuşmuyorum. Bizim bu dahil üç. Evet, ama bundan sonra hocam, işte zaten. Tartışma. Bu dahil üç. Doğru, bunu çıkarsak. Öyle mi dedim? Öyle bravo. Mi? Bayağı geçen hafta ya sayarsak dört var aslında. Aslında biz bir aydır konuşuyoruz. Neyse. Şimdi... Buyurun. Hocam gel. O kim oldu? Vay vay. Resmiyeldeyiz. Hakikaten reklamı bitireceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Peçetenin her tarafını doldurdun. Gene de bitmedi. İyice bir tane. Ama şimdi sizin sürenizden gidiyor. Buyurun Hikmet Bey. Tamam, ben gene baştan sıfırdan bak. Bir dakika tamam, alayım. Şu var. Anket sonuçları bazı o yüzden çıkmıyor. Hepi topu iki hafta kaldı. Bazı anketçiler yayınlıyor. Bak çok enteresan. Muhalif anketçilerden net. Efendim İmamoğlu 49.8 diye bir ifade yok. Bak çok şaşırıyorum. Yine konuda 7 puan farklı açıklamış ama. Öyle mi? Evet evet. 7 puan farklı. İmamoğlu. Mesela hiç gündemde değil. Benim karşıma çıkmadı. Konda ya daha mi? Doğrusu ben yani konuda bu seçimde hiç anketler Cumhurbaşkanlığı gündemde seçiminin son düzlüğünde şeyi ters köşe yapan oydu. Yani en çok o bütün o hayal kırıklığını konda yaptıysa bu doğrudur deyip en büyük çuvallayan. Evet, çuvallayandı. Şöyle benim yani sağ dediğiniz çok şey bir şey sordunuz. Burada bir anket firması sahip çalışıyor ama yani, hani, evet. Sağ dediniz. Benim anladığım gördüğüm de şu. Bakalım ne olacak. Öngörüm şu. Murat Kurum en az 4 ya da 5 puan farkla İstanbul'u alır. Daha evvel de söylediniz bu notu. Yazdım, merak etmeyin. 4 ya da 5 puan fark koyuyorum. Ve herkes ortak söylediği bir şey de var. Muhalif, gayri muhalif hiç fark etmez. Başlangıçta herkes bir durdu. Bir duraksama dönemi başladı. Çünkü nedir, nasıl çıkar bir şey diye herkes merak ediyordu. Yaşadığımız süreçte İmamoğlu'nun her zamanki gibi algı yönetmeye çalışması, İmamoğlu'nun çuvallaması, onun dışında Murat Kurum'un da akla, yani normal şartlarda o gün ben lansmandaydım. Dedim, nasıl buldunuz dediler. Dedim ya bunu aylar sürmesi lazım böyle bir çalışmanın ortaya çıkması için. Abi her tarafa dokunmuş adam. Yani iyi çalışıyor yani, diyorsun. Sizin gibi profesyonel ortaya çıkacaklar. Bir sosyolog çıkacak ayrı, belediye çıkacak, altyapı ayrı çıkacak. Herkes kendi branşında dosya hazırlayacaksınız saatlerce, günlerce, haftalarca. Çok disiplinli bir alan. Arada şöyle bir fark var. Böyle bir, bak, şöyle bir fark var. Hala değişen de bir şey yok. Her şeye rağmen. O yüzden takdir ediyorum. Naçizane vatandaş olarak. AK Parti hala hizmet siyasetiyle siyaset yapmaya devam ediyor. Bakın Erdoğan da böyle. Çıkıyor. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağız. İşte efendim. Şu kadar yol yapacağız. Hastane, hizmet, insana dokunmak, insan odaklı siyaset. Karşı tarafta yapacağı bir şey yok. Artık elinde karşıt bir şeyle hizmet üretebilecek durumda değil. Cumhuriyet Halk Partisi vaat edemiyor. Çünkü böyle bir altyapısı yok. Yani hizmet koyabilecek ortaya, karşı tarafa koyacağı, hizmet adına koyacağı hiçbir argümanı yok. Çünkü üretemiyor. Tek ürettikleri şey var. Biraz önce onun elbise söylediğine çok katılıyorum. Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolide ettikleri bir oy grubu var. Peki. Döneceğiz Hikmet Bey size. Virgül rica edeyim. Yaşar Hocam sizinle devam edelim. Elbette siz muhtemeldir ki bir nabız yoklaması, bir gözleminiz vardır seçmen tavrı üzerinde. Özellikle kararsız seçmen sizce bu 15 günde yani ne üzerinden kararını verecekler? Ne etkili olacak? Bu seçim vaatleri sizce etkili mi? Ekrem İmamoğlu'nun hatırlamıyorum cevabı sizce olumsuz bir etki yarattı mı CHP seçmeni üzerinde gibi? Bütün bunları üzerinden bir yani, genel hatırlamıyorum değerlendirme. Hocam bir yorumlayın, hatırlamıyorum diye bir tabii şey var yani, mıdır? Yani bir şey olamaz tabii. Yani ne dediyse katı hatırlamıyorum. Alkollüydüm nedir yani, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum dediği gibi vaatlerle ilgili sorular peş peşe gelmeye başlayınca notlarım yanımda yok dedi. Evet. Ben de şimdi zannettim siz böyle diyeceksiniz. Kitap böyle bir, hem de böyle dedi, böyle kitapçık onlar dedi, notlarım yanımda yok. Bu da aslında bir anlamda ben onları konuşmak istemiyorum cümlesidir. Ben onları unutturmak istiyorum. Siz nereden şimdi bunları soruyorsunuz?
Ben hatırlamıyorum demek, unutturmak istiyorum demektir. Aynen. Tavır daha da kötüydü. Hani, tabii. Niye soruyorsunuz? Tabii orada bir daha da diye. O kaldı yani. Hatırlamıyorum onu. Alakası var lan burada. Ben onu unutturmak yani için kampanya yaptım. İstanbul başardı dedim. Şey. Ondan sonra en büyük metroları, metro Fatih'im dedim. Bir yığın şey söyledim. Sen şimdi bana onları niye hatırlattırmaya çalışıyorsun? Ben onu unutturmak için uğraşıyordum. Goebbels'in Büyük Yalanlar kitabı var ya. Orada ne diyor? En şeyi, hepsinin belki toplamı. Orada diyor ki, bir yalan ne kadar büyükse diyor, o kadar inandırıcı olur. Bu teknik. Ben de yıllardır şöyle, yani bu yapılıyor çok açık bir şekilde. Neyin gerçek olduğu önemli değildir. Gri propagandan önemli bir tekniğidir o. Halkın neye inandırıldığı önemlidir. Gerçeği değil de, gerçek dışı bir şeyi algılatmak istiyorsanız hep oraya doğru yoğunlaştıracaksınız. Hep o tekniği uygulayacaksınız. Bir de olmayanı bunu yapabilmek için de olmayanı varmış gibi, var olanı da yokmuş gibi göstererek yapacaksınız. Son kertede zorlanıyor musunuz? Sıkıştırılıyorsunuz falan. O zaman da ikna edemiyorsan kafaları karıştıracaksın. Acabalar falan olacak. En azından orada tutabileceksin beyni. Ben hepsi bu tekniğin şeyi. Ve bunun tamamının yapıldığını görüyorum. Yani ya ortada rakamlar, her şey söyleniyor. 8 kilometrelik şeyi dalgayla, alayla falan anlatmaya çalışıyor öyle. Bütün projeler senden öncekilerdi. Kimi 17, 2017, kimi 2016, kimi 2018. Devam edilseydi onlar tamamlanacaktı. Sen de onların bir miktarını ve çok azını tamamlayabilmişsin. Hani bir kızcağız sordu ya ona, temel attığınız bir şey var mı dedi. Ya o ne demek biliyor musun? Yani senin damganı vurduğu, mesela değiştirebilirsin. Dersin ki ben devraldığım bu ulaşım stratejisini benimsemiyorum. Tamam. Başlamamış olanlar var zaten. Dolayısıyla değiştiriyorum şimdi ben. İşte deniz ulaşımıyla, karayla, tünelle, raylı sistemle entegrasyonun şeyini değiştiriyorum. Doğasını değiştiriyorum. Megabüs diye bir şey yaptı. Neyse yani değiştiriyorum doğasını. O zaman ne deriz? Deriz ki Ekrem İmamoğlu döneminin yeni bir ulaşım stratejisi benimsedi. Evet. Konsept. İyi midir, kötü müdür? O ayrı bir şey. Bunu denedi. Bunu yapmaya çalıştı ve bunu yaptı. O var mı? O da yok. Ya Kemerburgaz kent ormanı bitmişti. Ben oraya yakın bir yerde oturduğum için çok iyi biliyorum. Kurdelesi'nin kesilme aşamasına geliyordu. Son düzlüğe girildi 2019 seçimlerine. Yani rütüşleri, osu busu falan dediler ki ya bırakalım seçimden sonra açılışını yaparız bakalım. Yani bir de kazanılacağına ilişkin büyük bir inanç var tabii. Evet. Kaybedildi. Ekrem İmamoğlu en azından o bölgeye, herhalde İstanbul'un başka yerlerine de billboardlar asılmıştır. Rantı değil ormanı getirdik. Çok utanmaz adam ya. Ya hemen Kemerburgaz kent ormanı için orada bir düzenleme yapıldı yani. Sıfırdan bir ormanda değil. İnsan gırgırda utanmaz adam vardı. Ya insan işte empati yapıyor sevgili Nesi ve sen de yap. Ben o, belki en güzel şey budur yani bence. En dürüstçe, en objektif yorum ve değerlendirme. Ben olsam bunu yapar mıydım? Benim yapamayacağım, edep edeceğim, utanacağım, bu da olmaz diyeceğim hiçbir şey benim adıma, beni temsil eden birinin de yapma hakkı olamaz. Şimdi o çok açık bir işin aldatması, olmayanı varmış gibi gösterme falan noktaya doğru gidiyor. Şimdi tabii bu son programdaki o tarz ve yaklaşımız son derece aslında bu söylediğim şeyi tam ele veriyordu. Yani sunduğu rakamlar vesaire. Bir de orada tabii kalktı. Ulaştırma Bakanı için de bir cümle sarf etti. Onu takip ettiniz mi? Ben onu birebir kendi cümlesinden aslında evet okumak isterim. Kapak olsun, mapak olsun. Evet. Işte. Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı İBB'nin taşeronu durumuna düştü. Kapak olsun dedi. Ben atlamışım bunu. Tabii. Ne kadar yakışıklı bir cümle. Yok değil aslında, ona yakışıyor. Evet. Yani. Ulaştırma Bakanı güzel bir cevap verdi. Hayır, şeye yakışıyor yani. İmamoğlu'na evet bu laflar yakışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dedi ki milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için bizler gerekirse işçi de oluruz, taşeron da. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya,
talibiz. Doğru. Yani böyle bir üstenci bakış, bir kibir, bir yani bu son derece İstanbul. Ha şimdi senin sorunu burayla bağlamak lazım. Yani sahada son 15 günde seçmen eğilimi, bunun cevabını arıyorsun. Bunu gören, bunu görmesi gerekenler İstanbul'un gerçekten hizmetle buluşmasını isteyenlerdir. İstanbul'a belediye başkanı seçmek isteyenlerdir. Bakın her şeyden arındırıyorum. Herhangi bir siyasi görüş vesaire, bağlılık, bundan kopmayın. Ama şunu görün. Yani ben önceki programlarda da söylemiş olabilirim ama ayrım şudur. Yeni bir adayla mı karşılaşıyorsunuz? Hepsi için yapın bunu. Sadece Murat Kurum için de söylemiyorum. Dolayısıyla bir bakın. Benim yaşadığım gündelik yaşamımda, büyük bir şehirden söz ediyoruz. Kuzeyinde, doğusunda, batısında, güneyinde oturanın bulunduğu yerin kendi şartları açısından farklı sorunları da vardır kuşkusuz. Onu da ekleyin ve deyin ki bu benim gündelik yaşamda karşı karşıya kaldığım sorunlarla, bu şehrin sorunlarıyla, bu şehrin yenilenmesine ihtiyaç duyduğum beklentilerimle bunu anlayabilmiş mi benim karşıma çıkan aday? Bunu hissetmiş mi, görmüş mü, yaşamış mı? Bunu görüyor mu? Buna ikinci adım çözüm üretebiliyor mu? Gerçekten akılcı, rasyonel, beni de ikna edecek çözümlerini koymuş mu ortaya? Üçüncüsü de bunu yapabilecek kalibresi, iradesi, her şeyden öte samimiyeti ve güvenilirliği var mı? Buna bakılır. Şimdi seçmen eğilimi. Buna bakması gerek. İki, bir de mevcut bir belediye başkanınız var. Bir de ona bakacaksınız şimdi. Değil mi? Diğerleri onun karşısında, bir de belediye başkanı var. Onun koltuğuna talip oluyorlar falan. Onun da neyine bakacaksınız? Son kaç dönemdir yapıyorsa icraatlarına bakacaksınız. Neler vaat etmiş? Mesela o programın ana noktası oydu. Sorulacak olan oydu. Çünkü sen karşıma bir daha geldin. Bana yeniden 15 gün kalmış şunu başlatacağım, şunu edeceğim demekle örtemezsin onu. Bana önce neler yaptığını, neleri başardığını, hangi sorunu içselleştirip de çözdüğünü anlatmanı isterim. Ama hocam ilkokuldan lise sonuna kadar bütün karnelerini saklıyormuş. Karneler, evet. Karneyi ben çok severim. Ne hepsini oluyor? Saklıyormuş. Evet, saklıyormuş. Bunu bilemediği için getirmiş. Evet. Yani şimdi dolayısıyla o karnede durum nedir? Bak bir şey daha söyledi. %85 yaptım dedi. Sadece orada Mehmet Akif'in sorduğu soruların, yani soru değildi, vaatlerin bir kısmını sıraladı. Onların bile yüzdesine bir tutabildiniz mi? Mesela 4 tane, 5 tane dediyse birini unuttum, hatırlamıyorum dedi. Tam olarak şöyle birine dedi, bir tam öyle değil oldu dedi. Diğerine yanlış dedi ki, hatırlamıyorsam dedi 10 bin olması lazım dedi. Ne dedi? Rakam düzeltti. Birine dedi ki ya bu gençlere evlilik şeyiyle ilgili öyle bir şey demişiz. Ben bilmiyorum, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Vallahi hatırlamıyorum dedi bir şey dedi için. Yani dedi orada 5-6 tane vaadin. Hatırlama detaylara bak. Evlilik bak, bilmem ne. Hayır yani onun %85'i de yine aslında tamamen hepsini yaptım işte rakamları diyemediği şeylerdi. Nasıl oluyor o zaman %85'ini yaptı? %13 hocam biz hesapladık. Toplam bütün vaat topladık. Tamam %13 yani yaptı. Hayır, 80 de yapmadı. Ben onun beyanından yola çıkıyorum. Ve son programdaki pratiğinden yola çıkıyorum. Evet. O pratikte ne vardı? 4-5 tane sordular gazeteci arkadaşlar. Bu vaatleri yerine getirdin mi diye sordu. Onların %85'ine seni ikna edici cevap verebildi mi? Hiç. Beni zora sokmayalım. O türden bakıyor bana. Hocam, ne desem hocam, diye. Aslında şöyle söyledi. Hepsi vaatlerimin ya, ne hepsi kadarını yalan, yaptım. Vallahi ya hatırlamıyorum ama yaptıklarımın %100'ünü yaptım. Yani. Aslında bunu söyledi. Tabii. Aslında yerseniz, söylemedi yani. Yerseniz. Evet. Yutturmaya çalıştı. Hiçbir halt etmedik de. Yani bir şeyler yaptık galiba hatırlamıyorum falan dedi. Alkolüydüm hatırlamıyorum falan demek gibi bir şey. Ya öyle bir şey demedi ya. Ne bileyim mesela. Gibi bir şey diyorsunuz. Gibi diyor ya. Gibi bir şey. Peki. Hatırlamıyorum abi. O gün kötü bir geceydi hatırlamıyorum. Onun şimdi için öyle bir şey var ki eski Kültür Bakanı Fikri kötü Sağlar bir tweet atmış. Muhteşem bir. Nasıl o gece? Bunun üzerine mi? Tabii, son yılların en muhteşem performansıydı program için çok siyasi. Bir siyasetçi olarak. Ya bu kadar abartı yani olur, hakikaten objektif olalım yani. Bak, ben anlayamadım. Bir kinaye mi var? Yok. Övgü var canım. Övgü var ama peki, mesela Can Ataklı birçok şeyine katılmadığım bir insandır fikirlerine falan. Bazen böyle yani çok tuhaf cümleler kuran eden biri. O da demiş ki ortaya kötü bir manzara çıkmış. Ekrem İmamoğlu keşke yayına çıkmasaydı.
O da bozuk saat gibi. Evet, bugün benim de gördüğüm kadarıyla. Hocam, mahallenin delisi o. Evet. Gördüğüm kadarıyla yani. Demek ki ablayla beraber. Bir anomali var yani. Muhalif. Senin abla neydi, abla vardı? Muhalif basında özellikle bugünkü yorumlar genelde Ekrem İmamoğlu aleyhineydi. Yani hani sizin dediğiniz gibi, Canan Saklı'nın da dediği gibi. Abla yaşlı. Şu programda evet Ekrem İmamoğlu'nun aslında bir yerde tırnak içinde kendine zarar verdiğini. Ben tamamına bakamam. Şimdi gördüğüm için gözüm önüme düştü de onu söylüyorum. Yani. Dolayısıyla bu son derece aslında yani tabii şu oylanıyor. Olmayan varmış gibi gösteren mi tekrar bu sürecin sürükleyicisi olacak? Ya da İstanbul gerçekten kendini iyi bir şekilde sorunlarını çözecek, yönetecek bir belediye başkanını mı seçecek? Buraya doğru gelmiş. Hocam son durumda. Bir şey ekleyeyim sizin evet. Süreniz bitmeden. Siz de Onur Bey, hatta Hikmet Bey, yani herhalde hemen hemen herkes. Aa, siz de varız pardon. Coşkun Bey de var. Yani hala ideolojinin bana diyeceği biliyorum. Hayır, hayır, herkesin hem fikir olduğu bir konu var. Hani herkesin oy verme eğilimi var ya hocam. Sizce de bu seçimde hala en önemli durum bu mu? Çünkü bazı röportajları bilmiyorum denk geliyor musunuz? Özellikle YouTube üzerinde İstanbul'da, İzmir'de birazdan size de soracağım. Yani koyu seçmen diyebileceğimiz her iki tarafında seçmenlerinin eğilimlerinde farklılıklar görebiliyoruz. Daha hizmet odaklı yaklaşım var sanki. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hala ben ideoloji orada, mi çok ön planda? Yani o katılığın Erdoğan da, karşıtlığı mı ön planda hala? O katılığın eğer... Yani Cumhur İttifakı AK Parti tarafından zorlanırsa çok kolay aşılmadığı kanaatindeyim. Yani yine onun yani oradan yüklenilirse. Fakat başka bir sıkıntı yaşıyor Cumhuriyet AK Partisi içten. Tabii. İçten yaşıyor şimdi. Kendi problemi çok tabii, daha ağır. Çok daha ağır. O öne çıkmış durumda şu anda. Yani hocam, görüntü sızdırılıyor hocam. Tabii. Kim aleyhine, kim çaldı, kim çalmadı. Tabii neler oluyor şimdi o görüntüler. İçeride hesaplaşma var. Tabii. O mesela dikkat ettiniz mi? Genel merkez onunla ilgili tek bir satır sosyal medyada paylaşım yapmadı. Genel görüntüleri, tabii. İl başkanlığı sadece ama, şöyleydi de bina alıyorduk da öyle geldi para etti de falan. Bir tane bildiri yayınladılar. Yok da altta hocam dikkat ettiniz mi? İl başkanlığı yazıyor. Alt tabii tabii yok. İl başkanlığı yazıyor. Kimse sorumluluk da almıyor. Almıyor tabii. İsim yok orada. Tabii. Acayip bir kavga var. Tabii. Tasfiye ediyorum. Tabii. Çok derin bir şey var bu, evet, bu noktada. Çaldı, hiç genel merkezin ağzını bıçak açmıyor. Herhangi bir sosyal paylaşım yapılmadı. Bir destek çıkılmadı. Ve süreç yani baştan nereye geldi? Tabii önce bir montaj demeye kalktılar çok hafif. Sonra baktılar öyle kapora olmuyor. Oldu, kaporadan çıktı. Ondan çıktı. İşine girdi. Tabii tabii. Yani hepsi. Kampanya oldu. Evet. Şimdi dolayısıyla bu mesela bununla ilgili... Bazı gazeteci arkadaşlar o isimleri tespit ederek falan tweet attılar. Bunlardan bir tanesinde üstüne ben yorumlu bir tweet yaptım. Sadece şunu yazdım. Paranın asla satın alamayana olan sonsuz saygıyla. Oo hocam kapak böyle bir. 200'ün 300'ün üzerinde o paralı troller bir saldırıyorlar ki. Saldırıyorlar tabii. Fakat savcılık konuya el attığı andan itibaren bıçak gibi kesildiler. Tabii. Çıksın istiyoruz bunu. O paranın kaynağı kimdir? Nerelerden toplandı? Niye? Bir hocam sorabilir miyim onunla ilgili? Evet. Siz ne diyorsunuz? Bir bina satın alırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası satın alırken niye bu avukatın ofisinde ödeniyor da il binasında? Yok, öyle şey olur mu? Tabii yani. Niye avukat Japonya'ya kaçıyor? En az şu anda tabii. 100 tane sorusu var bunun ya. Hocam bu ne ya? Zincirleme hepsi. Abi bir alakam yok de senin müdürün de işi orada. İnşaat müdürün. Mesela o. İmamoğlu İnşaat. Bilmiyorum onu takip ettiniz mi? Savcılığın bu soruşturma sürecinde çağrılanlar arasında var mı şu anda? Kim? Fatih Keleş mi? Hayır o var da. Öbürü neydi? Şeyin müdürü, genel müdürü İmamoğlu İnşaat'ın. Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz. Ha. Onunla ilgili bir bilgi görmedim ama galiba hocam, herkes ifade verecek hocam. Şu, yani onun da o görüntüler içinde olduğu sonradan hocam, bir görüntü bakayım. Daha yayınlandı. Ya 4 o görüntüde toplam. De onun olduğu tespit edildi. Ben tanıdığım biri değil yani o bilgi doğruysa eğer. O binayı satan kişi de rüşvetten tutuklanan bir kişi. Ha öyleymiş. Olayın her tarafı acayip yani. Çok acayip. Binanın hakikaten. Sahibi rüşvetten tutuklanmış. Evet. İl binası avukat odasında para sayılıyor. Avukat kaçmış. Dağ yanmış. Nereye ya? Ya? Olmuş abi. Ha, nereye Japonya. Rüşvet? Bir de şeyi olanlaştırılıyor. Japonya'da mı rüşvet vermiş? Yok Japonya gidiyor. Yok nereye rüşvet vermiş?
Rüşvet şey hayır binanın sahibi ayrı bir de avukat var. Rüşvetten tutulan kim? Binanın eski sahibi Cumhuriyet Halk Partisi. Nereye rüşvet verirken tutuklanmış? Onun da davası orada tutuklanmış. Yaz ismi de var orada bak istersen. Bambaşka bağımsız bir konuyla ilgili. Başka bir konuyla ilgili. Rüşvetten tutuklanan bir adam. Binasını satıyor. Binada ne tamam. Rüşvet de CHP'li bir belediyesi. Bina tamam değil. Farklı bir şey oldu. Bir de hocam bunu öğrendik. Bina tamam değil. Dış cephesi var. Binanın içerisi yapılmamış. Bir de onun şeyi var tabii. Bir de bina satışında Mustafa Kemal Çiçek de şeyi ispatlı. Ben oradaydım dedi. 25 milyon ödendi. Adam dün akşam beraberdik. Ekranda dedi 25 milyon ödendi. O dönem aktif görevde. Kampanya aktif tabii. CHP'li kurumsal avukatı. Avukatı. 25 milyon kampanya parası ödendi dedi. Bunun için herhangi bir bağış. Ya makbuz lazım benim. Yani o kapalı alakası yok. Yok. Zaten paylaşıyor paraları. Peki. Ben sana bir şey hatırlatayım mı? Şimdi. Çete yani. Nesibe Hanım. Buyurun lütfen kısaca alayım Onur Bey. Coşkun Bey'e de söz vermem lazım. Yaşar Hocam sözünü tamamlayacak. Pardon Coşkun Bey buradaydı. Buyurun. Reklama kaldık 5 dakika. Söz mü vereceksin? Yok 5 dakika değil mi? Daha çok var. Bence 15 dakikadan fazla var. Coşkun Bey'e alalım şu önemli. Evet. Buyurun. Bizim ben sana bir şey hatırlatacağım. Ekrem İmamoğlu. Şeyden hemen sonra ilk seçim kaç sen iyi hatırlasın tarihleri abi. İptalden seçim hangi gündü? Gün belediye olarak. Geçen sene, geçen dönem. Hatırlamıyorum yani. Yani Mayıs mıydı? Evet evet Mayıs ayı. Ay Mayıs ayı. Evet. Mayıs ayı. İkinci seçim arasında ne kadar vardı? 2 hafta. Tam 15 gün vardı. Yok ya, 14, yok yok. Belediye diyorum ben ya. 2019'u diyor. Tekrarlanan seçimi söylüyor. Ben yanlış anladım. Şimdi bir ay, iki hafta sonra Haziran'a kadar resmileşti ya şey evet. İptal oldu. Ramazan i̇ptal oldu. Yani 31 Mart'taydı. Haziran'a. Bundan bu dediğim hani iptal dediler ki işte yeni seçim işte Haziran bilmem 11 Haziran mıydı hatırlamıyorum. Haziran dediler ya. Tam 100 gün. Aradan 1-2 hafta geçti. Ekrem İmamoğlu yine dün çıktı televizyona çıktı. Ona özel bir program yapıldı. Konu konuyu açtı. Ben bunu birkaç kere konuştum ama burada hiç konuşmadım herhalde. Şimdi hiçbirinizi hatırlamayacaksınız. Dediler ki işte tekrar iki aday koşuyorsunuz. Karşınızdaki aday çok güçlü. Artı iktidar partisi. Evet dedi. Partim dedi bir dedi yardım kampanyası başlattı dedi. Kim dedi? Ekrem İmamoğlu. Dün akşamki yayın için mi söylüyorsunuz? Hayır 2019. Peki tamam. 2019. Evet. Şimdi rakama bakarım tamam mı? Ve de nasıl gidiyor kampanya dedi. Partimin dedi genel merkezi kampanya başlattı. Resmi hakları var. Müthiş gidiyor dedi. Şimdi çok hatırlamıyorum ama böyle inanılmaz bir rakam söyledi. Şu ana kadar dedi 600 bin bağış, 600 bin kişiden bağış geldi dedi. Bak gel dediği yer genel merkeze yapılıyor resmi hesaplara. Bunu unutmayın. Okey. Daha 10 gün falan olmuş kampanya başlayalı. Daha çok var seçime. Biraz hızlandırabilir misiniz rica etsem çünkü Coşkun Bey'e de söz vermem çok lazım. Önemli. Tabii ki ikinci turda devam edeceğiz merak etmeyin. O zaman çarptık böldük falan 20 lirayla falan yani inanılmaz bir rakam. Dedi ki Ekrem bu dedi kampanya harcanacak dedi. Hatta dedi Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'yla karar aldık dedi. Karar aldı dedi benim dedi şey karar aldık demedi herhalde de. Karar aldı Sayın Genel Başkanım dedi. Burada dedi toplanan çok büyük para toplanıyor. Toplandı daha da büyük toplanacak. Arta kalan olursa hayır işleri yapacağız dedi. Ve dedi buradan dedi namus bak aynen bu lafı namus sözü veriyorum dedi. Eyvah o zaman. Partim dedi. Partim evet. dedi. Tek 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 dedi. Bu paralar nereye harcandı açıklayacak dedi. Oba. Bu cümleyi hatırladım şimdi. 2019'dan beri. Açıklayacağız tüm harcamaları. Ne kadar para toplandı? Ne bağış oldu? Kimden geldi? Konuşları. Ne kadar harcandı? Hiç kimse bilmiyor. Peki. Bizim Sayıştay ne yapıyor onu da ben bilmiyorum. Evet. Peki. Hocam izninizle sözünüzü tamamlamış mıydınız? Evet, tamam. Devam edeceğiz zaten tamam, ikinci turda. Tabii. Coşkun Bey geldik şimdi size. Onun da. Şimdi elbette sizin izlerinizle. Adam sonra kalkacak. yani evet. Coşkun Bey siz toparlayın. Coşkun Bey hiç merak etmeyin süreniz yetmezse bu reklam sonrası yine sizinle devam ederiz. Burası futbol sahası hocam. Şimdi hocam. Siz ne diyorsunuz? İdeoloji mi ön planda sizce seçmende 15 günde ne değişir? Hizmet mi ön planda? Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu görüşünü diyecektim ki sözü almayı kabul etme tek şartım var Hikmet Genç sözümü kesmeyecek de diyecektim kesti. Hocam. Ben ama ona şimdi, meydan vermeyeceğim. Hocalarıma katılıyorum. Coşkun Bey. Bundan sonra bir sorum daha olacak. İzmir özelinde ama önce bu yorumlarınızı alalım. Ya şimdi. Yok da mümkün değil keseriz. Ben
Şöyle Nesibe. Buyurun. Oylamada özellikle yerel seçimlerde yani akıl şunu gerektiriyor. Böyle hissiyattan, politize olmaktan çok biraz mantığın öne çıktığı ve hizmete getirecek yere odaklanma. Niye? Benim yaşantım ya, günlük yaşantım. Yani ve yani yerel hizmet beka meselesi olamaz. Şimdi bu açıdan baktığında ben bütün yarışmacıları tarafsız bir gözle değerlendiririm. Bana en çok yarışmacı bunların hepsi. Doğru söylüyor, yarışmacı. Bunların içinde bana en aklıma yatkın veya hayatımı kolaylaştırdığım adaya da oyumu veririm. Fakat maalesef bu böyle olmuyor. Yani o sorun güzel soru. Burada hani politika mı öne çıkacak yoksa proje mi? Politika öne çıkacak maalesef. Niye? Ben de pek itibar etmiyorum anket şirketlerine de. Çünkü gerçekten hakkıyla yapanları ayrı tutuyorum. Ama genelde anket şirketlerinde az önce Onur'un ifade ettiği işlerin döndüğü yerler var, yapılar var. Hatta hiç paranın dönmeyip dışarıdan güdümlü böyle sırf algı oluştursun diye yani manipüle edilmiş açıklanan rakamlar var. Ama hani 3 aşağı 5 yukarı tuttuğunu varsayarsak anket sonuçlarına baktığın takdirde ideolojinin öne çıktığını görüyorsun. Yani bugün İstanbul'da Murat Kurum'la İmamoğlu'nu yan yana koyduğunda açık ara İmamoğlu'nun geride kalması lazım. 5 yıllık bir neydi belirsiz mazi var. Göze bulaşmış bir 5 yıllık idari süreç var. Üstelik bir ton da şaibe var. Daha az önce sıralı saydık. Yani reklam gideri diyorsun. Açıklanamayan korkunç rakamlar. İstanbul'un reklamına ihtiyacı var diyorsun. Tıkanıp kalıyorlar. Yine kurultayda adı hep geçen İstanbul Belediyesi İmamoğlu. Yine o para sayma hadisesinde işte az önce sıraladık saydık. İmamoğlu'nun yine ta içinde olduğu bir süreç. Yani ben bu işin benimle ilgisi yok demesiyle kurtulacağını mı zannediyor İmamoğlu? Orada senin şirketinin kara kutum dediğin sağ kolu o ofiste büroda olacak. Üstelik 2019 yani daha böyle yeni sözde partide kendini ispat etmeye çalışan bir kişi. Abi, adam demiş ki benimle ilgisi yok. Benim genel müdürümle, danışmanımla sağ kolumla ilgisi yok. Evet. Benimle ilgisi yok demiş. Yani o ayrı şey. Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi yok demiş. Benimle ve İBB ile ilgisi yok demiş. Ben İBB'yi boş verim kendisi. Hayır bak ben tamam. Hadi varsayalım kabul ettik de. Ne ilgisi yok? Senin, hepsi orada. Bak, tekrar üstünü çizerek vurgulayayım. Özellikle kullandığım o kelimeyi. Kara kutum dediğin Sion. Yani şirketinin genel müdürü. Ne arar orada ya? İnşaat şirketinin genel müdürü. İmamoğlu İnşaat. Evet. Daha diğer şirketler de var. Evet. Şimdi böyle yapınca kurtulacağını zannediyor. Bence hocamlar çok kule yapıyorlar ya. Kule için inşaat işte, mühendisine ihtiyaç var. O kuleyi yapmak için inşaatçı getirmiş. Böyle yapınca sıyrılacağını mı zannediyor? O çaresizlik, aciz bunu mu söylettiriyor? Bilinmez ama neticede kendi çaldı, kendi oynadı. Kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yani bugün evet. Özellikle bu par olayında İmamoğlu'nun zaten evvelden de o birikmiş karneye baktığın takdirde bu işin de üstünde kaldığını ben rahatlıkla söyleyebilirim. En azından zanlılar arasında var. Bak en azından. Şimdi öylesine şeyler duyduk ki mesela benim alabildiğim kadar bilgi almaya çalıştım olayla ilgili. 2019'un rakamıyla 12-13-15 trilyonlar konuşuluyor. Yani örneğin diyorlar ki işte biz ilk başta para bir bina aldık sonra yetmedi üzerine takviye etti. Ya yetmedi şu olur yani 20 alırsın 22 mal edersin veya 22'dir 24 olur. Ya 28'e aldığın bir binanın öyle biliyorum ben rakamı üzerine 15 trilyon o nasıl bir sapma ya? Şimdi burada öylesine karanlık bir süreç var ki bu paralar nereden geldi belli değil. Bu paralar nereye gidecek belli değil. Bu paraların resmi kaydı var mı belli değil. Ve yok hocam hiçbir tanesi resmi. Hiçbiri yok. Yani zaten bilerek o cümleyi kullanıyorum. Çünkü olmadığını biliyorum. Ama burada özellikle oldu. Siyasette kanunla bütün esaslar belirlenmiş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam verilecek yardım miktarı bile bir limitle. 54 bin lira mıydı? Evet o dönem 54 bin lira. 54 bin lira. 54 bin liralık bir yardım barajını geçemiyorsun. Şimdi ben düşünüyorum. Yani memuriyet hayatında da aynı şeyi gözetmeye çalıştım. Akçelişehir'den acayip çekinirim. Niye? Çünkü 1 lirası da 1, 1000 lirası da 1. Neticede
Mahkemeye çıktığında miktara göre yargılanmıyorsun. İşlediğin suç baz alınıyor. Böyle bir durumda sen siyasetçisin. Göz önünde kamuya mal olmuş bir kişisin. Ve böyle bir görüntü sızdığı an ki sızdı. Veya bir şekilde hakkında haber yapıldığı an ne cevap verirsin? Bunu çok iyi düşünmen lazım. Düşünemiyorsan zaten ya çok gözün kara ya da bu işler sana çok olağan, sıradan. Yani ne olur ki canım, o para oradan oraya gitti geldi. İlla kayıt mı lazım diye bir mantığa sahipsin. Şimdi son dönemlerde dikkat et, bir tek bu sayılan para değil. Biz sıralı birçok şeyi tartıştık. Hatırlar mısın? Seninle beraberdik. Dik Bayır, İyi Parti, çuvallarla giden paralar, teşkilatlar. Doğru, evet, gidiyor. Evet. Bak, yine şunu da hatırlarsın. Yerel seçim zamanı ve sonrası ne kirli çamaşırlar dökülecek ortalığa demiştim. Hatırladın mı? Ne bekliyordu önümüzdeki süreç bizi diye konuştuğumuzda. İşte bahsettiklerim bunlar da, benim tahminim bunlar daha başlangıç, onu söyleyeyim. Çünkü birbirine abi, ardına... Bir şey atlatabilir miyim? Çok özür dilerim. Çok kıymetli bir şey söylediniz o yüzden. İki hafta önce bir vekilin odasında ne bu? 250 bin dolar. Onur Bey. Veli Ağababa. Hatırlıyor musunuz Onur Bey? O belli oldu mu kim olduğu? Ha, belli değil. Ne yaptı biliyor musun? Unutulmuş 250 bin dolar poşet içerisinde. Hmm. Unutulan paraya bak, ben bir arada görmedim hayatımda. 150 bin dolar mı? 250 bin dolar. Of. Poşet içerisinde. Şu anda şeyde meclis araştırma soruşturma devam ediyor. Paraya el kondu. Olabilir abi. Veli Ağababa benim değil demiş. Ama orada da unutulmuş. Kimin odası? Unutulabilir Veli Ağababa'nın odası. Unutulabilir abi. Adam şu anda galiba şey Malatya. Ziyarete gelmiştir. Geçen gün. Adayı. Onun ziyaretçisi gelmiştir abi. Ziyaretçi gelmiştir. Elinde domates, biber falan vardır. Ya gözüm. 250 bin torba da vardır. Hakikaten 2000 lira para çekiyorum, içime koyuyorum. Odasında bulunuyorsa o nasıl açıklıyor bu durumu? Birisi gelmiş benim unutmuş diyor. Benim değil diyor. Birisi gelmiş unutmuş diyor hocam. Hocam şaka değil bu gerçekten şu an. Ha ya burada. Ya biri geldi unutuyor. Bu benim değil diyor. Ben bilmiyorum diyor. Demek biri elinde torbayla hocam, gelmiş orada unutmuş. Veli Ağababa'nın yalan söylemediğini düşünüyoruz. Mesela odanızı düşünün. Odanızı boşaltıyorsunuz. Görev değişikliği yapıyorsunuz. Evet. Başka bir rektör oluyorsunuz mesela, düşünün. Kendinizi empati kurun. Yok. Bir bakın odanın bir tanesinde 250 dolar. Çöp poşeti var ya siyah. Bantlanmış. Unutulmuş efendim. Yani kaç milyon varsa kaldırırken döküldü. Üstteki paryadan döküldü. Hocam yalan değil. Abi benim 250 ofise bin sen... dolar. Numan Kutupça sordular bunu. Şu anda ara temizlikçi buldu bir de. Öyle mi? Evet, dürüst temizlikçi. Allah'tan cebine atmamış. Yani. Abi sen bize gelirsen ofise gelmiyorsun ama gel. Ben de unutabilirsin. 250 bin. Şimdi 1000 dolar mı unutabilirsin? Ben sen ofisi boşaltsa ben sana giderim. Bu arada Coşkun Bey. Ben de olmaz. Sizin reklam sonra sürünü sürecekme. Yani endişelenmeyin. Bizim bankada 2 bin lira para çekiyoruz. Şu anda Twitter'da tweet olmuş. Onu da görmeyiyoruz size. Çarpmasın. 10 bin lira çarpmasın. Ekrem İmamoğlu bu akşam da YouTube kanalı Cüneyt Özdemir'in konuğu da, yine baktım Twitter'da aynı konular konuşuluyor. Sıvamıştır bu akşam. Dün yaptım. Şöyle bir soru sormuş. Metroyu iki katına çıkaracağım demiştiniz diye. Ekrem Bey çıkardım, pardon kaç katı dediniz diye sormuş. Özdemir iki katı, Ekrem Bey ben ne dediğimi kelime kelime nereden bileyim diye cevap vermiş. Şu anda da bu ben konuşuluyor. Ben dediğimi biliyorum arkadaşlar. Ya çok üzerine gidiyorsunuz adam. Ayıp ama. Bak ben ne dediğimi biliyorum. Hatırlamıyorsun. Kaldıramaz büyük ki yapmayın böyle. Yok abi yok, sıyıracak. Şu hareket var ya, bugünkü hareket, bu dünkü yani hareket. Yani dün devam, bugün devam eden hatırlamıyorum. Yani bugün ben şeyi görüyorum. Ben söyleyeyim, bakış var. Valla bilmiyorum. Yani siyasilerden biri Cumhuriyet Hatırmış Hani bir Murat Bey miydi hatırlamıyorum da. Gidecek Murat Kurum Bey veya başka biri şey demişti. Ya yazmış çok da güzel. Gayet normal. 5 yıldır başkan olmadığını hatırlamayan bunları da hatırlamaz. Ya, doğru ya, söylüyor. Bugünkü o dünkü hareketi var ya. Toz hangisi? Ekrem'in üzerine toz konmaz. Ekrem'e toz konmaz. Ekrem'e toz konmaz. Öyle kim dedi bunu? Ekrem İmamoğlu. Ya ben çoğunu seyredemedim yani. Çok ya şöyle çok irite olduğum için. Gördün mü hocam? Şöyle yapıyor. Ekrem'e toz konmaz, konamaz falan. Bunu televizyonda mı yaptı? Yok şeyde yaptı. Meeting'de yaptı. Aa. En sonunda bitişi var. Bakışı böyle, bakışı var böyle. Arkadan bir bakışı canavar dedim. Bak bir daha söylüyorum. Allah muhafaza. Sonu kliniktir bunun. Yani gidişat kötü. Bir mazbat almadan önce bunu yapmış. Hatırlıyor musun mazbat almadan önce? Mazbatamda. Evet. Dedim ki bu adam yakında. Bak vatandaşta olduğu gibi soyunacak. Su aklına dökülecek. Matbatın verin diye. Koca ceketim en sonunda bu adam. Ve şu an programda yapmış. Yok, ben mitingde değil. Yok. Gidiş sağlıklı değil. Dokunmaz, ben farkındayım. Dokunmaz. Be. Uzatıyor dokunmaz. Dokunmayacak. Ya. Şimdi burada. Ama bakış, bitişen bakış böyle en sonunda. Muhalefet yani kanadında Akçeli işler var ya, hocam, zirve yapmış durumda. Yani sıkıntılı yani. Mesela, durum kötü, kolla ortama. Hikmet Bey izninizle çok az zamanımız var. Coşkun Bey 1-2 dakika daha konuşsun. Hocam bir saat erken gidelim. Hayır zaten reklam sonrası sizinle devam edeceğiz Coşkun Bey. Coşkun Bey 1-2 dakika daha konuşsun.
Ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. 2 dakika Esime mi dedi? Evet. Ne dedim? Coşkun Bey 1-2 dakikada. Hikmet Bey 1 dakika. Coşkun Bey 1-2 dakikada konuşsun. Yani en azından izin verin. İzniniz de müsaadeniz de demek istedim. Bari 1-2 dakika konuşalım. Bari 1-2 dakika. Komutanım sen istifa etsin. Komple var komple. Biliyorum farkında. Yani ama ona kızıyorsunuzdur. Ama 2 dakika dedim. 2 dakika. O da bitti. Ben konuşayım. Yok hayır. Reklam sonrası valla. Şimdi Coşkun Bey'le başlayacağız. İzmir'i konuşacağız daha. Evet. Şimdi burada özür dilerim sizi bölmek gibi olmasına var. Ya Hikmet Bey yapmayın ya. Şimdi bak şey de Hikmet. Bak o kıymetli bak para meselesi dediniz ya. Para kıymetli daha yani, kıymetli bak, şeyler söyleyeceğim ama bırakmıyorsun ki. Tamam söyle abi. Şimdi hakikaten poşet bir ondan sonra. Enteresan bir şey ya poşet. Şey o sen, kurultayı oraya, atlamayın. Kurultayda. Buraya gel diyecektim ben. Döviz bürosu. İmamoğlu'nun yani dağıttığı paralar. Hep iddia bunlar ama iddiayı da dile getiren ben değilim ha. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi konuştuğu şeyleri biz tekrar ediyoruz. Biz yeni bir şey bulmuyoruz. Onlar da öğreniyoruz. Orada da, biz bilmiyoruz. Orada da gene daireler mi ortada da gezmedi. 120 delegenin bir anda oy değiştirmesine sebep işte döviz büroları da gecenin kör vakti açıldığı söylendi. Yaşar dedi ya ben hani bu açıklanamaz bir durum dedi o. Evet. Aday gösterdi. Siz demiştiniz evet, değil mi hocam? Evet. Bu kadar kişi aday gösteriyor. Oyları. 2 saat evvel sonra bu kadar. 760 bir delege. Ya bu tabi bu açıklanamayacak bir durum. Hocam bu delege dal geçmişler. Aday oldu peki, abi. Peki yani çok üzülerek bir reklama gidiyoruz. Araya gitmem lazım. Coşkun Bey lütfen sözünüzü unutmayın. Hem bu konuyu hem de İzmir'i konuşalım. Kaldığımız yerden kesmeye devam edelim. Gidiyorum sevgili dinleyicilerim. Araya gidiyoruz galiba. Kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz. Buradayız. Evet, tekrar merhaba. Zirve devam ediyor de konuklarımızla. Hikmet Bey. Şimdi efendim, Coşkun Bey, sizinle konuşuyorduk ama yeni bir soru sormak istiyorum size. Siz bir İzmir'de yaşayan olarak özellikle. Benim Twitter üzerinde bir röportaj dikkatimi çekti. Kısaca ondan bahsedeyim. Twitter demeyelim artık, X diyelim. Ya çok özür diliyorum, haklısınız. Teşekkür ederim yani, düzelttiği için. Ya alışamıyorum biliyor ben musunuz? Ben de Twitter diyorum. Evet, ya bu Twitter. Bir de bu arada şey ismi de değişmedi yani. X diyoruz ama hala Twitter.com üzerinden. O domain üzerinden ulaşıyoruz yani. X.com değil. Birçok yerde Twitter. Hayır, Twitter.com bakın. Şu an o eski program. Oradan da girebiliyorsun da x.com var. Öyle mi? X.com. Ben hep yani ikisinden de girebiliyoruz o zaman. Evet, o zaman yani, ileride bunu kapatacaklar muhtemelen alıştırmaya çalışıyor. Ben telefonu değişmek zorunda kaldım. Bu arada Elon Musk'ın ne dediğinden haberiniz var mı? Biz bir bilgisayar oyununda yaşıyoruz ama bunu şu an dertletmemişti bu konuyu. Hocam Elon Musk'ın ne dediğini biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz. Yok. Biz dedi bir bilgisayar oyununda yaşıyoruz, simülasyondayız ama şu an bunu ispat edecek verim yok dedi. Bilginiz olsun Elon Musk'ın konuşması. Simülasyonda olduğumuz da aynı. Simülasyonda olduğumuz da poz butonu hayat olur. Hayat mı o? Yani hayatı mı? Evet, evet. Bizim Elin bu dünyanın Elin bir simülasyonu. Ya bildiğim Matrix'e döndük. Nesibe Hanım. Poz butonu orada. Elin Musk'ın geldi. Yani bu öncüdür. Hocam, bu bilim kurgularının öncüsü. Sana dedim çok beklenmeyelim diye. Bekletme diyelim evet. Peki. Şimdi bu bir sokak röportajı ve röportaj yapılan kişi CHP seçmeni. Tepki göstermiş CHP. O da bana tepki gösteriyor. Belediye başkanına. Diyor ki yollar çok kötü, trafik berbat. Kim diyor? Bir CHP seçmeli bir hanımefendiyle röportaj yapmışlar. Anadan babadan CHP'liyim ancak zihniyetimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. CHP ona oy vereceğiz sanıyor ama vermeyeceğiz. Projeleri çok kötü. Bu kez Hamza Dağ vereceğiz. Değişim iyidir. AK Parti olsa daha iyi olurdu. Vallahi arabam sanayiden çıkmıyor diye bir röportaja rastladım. Şimdi yani hep söylüyoruz İzmir CHP'nin kalelerinden birisi. Aslında, değil mi? Peki sizce genelin dışında İzmir'de ideolojime hizmet mi? Buyurun. Şimdi işte o ideoloji İzmir, yerini hizmete ediyorum. Bırakmak üzere. Hı-hı. Çünkü ben Hamza'da hakikaten çok diri bir kampanya yürütüyor. Evet evet. Her yerde. Çok karşılığı da var. Ve halkla iç içe direkt proje ve bana göre şu seçim kampanyasının AK Parti'nin yaptığı en iyi şeylerden biri. Hiç kişi hedef almıyor. Direkt projeler üzerinden, eksik aksaklıklar üzerinden, yani yapılması gereken sorunların tespiti, bunların çözümü böyle gidiyor. Ve o da çok alıcı buldu. Şimdi İzmir genelinde benim hep duyduğum şu Nesibe. Bir, İzmir'de yani CHP'nin kalesi olarak adlandırılıyor ama en büyük tepki de İzmir'den gelecek. Ben onu söyleyeyim. Şimdi o yani bir şaşırır mıyız sizce seçim sonucu? Bir sürpriz bekliyor musunuz? Ben bekliyorum. İzmir'de. Ciddi anlamda bekliyorum. Peki. Niye biliyor musun? Senin o az önce okuduğun tepki bir kişinin değil, binlerce kişinin tepkisi.
Yani çok dostum var. Cumhuriyet Halk Partisi ile haşır neşir olmuş, oraya gerçekten duayen diyeceğin isimler. En az şiddette tepki veren gitmeyeceğim sandığa diyor. Bakın en az şiddette tepki veren. Birçoğu da dediğin gibi Hamza Dağ vereceğim diyor. Değişimde fayda var diyor. Niye? Çünkü artık hani o kronikleşmiş İzmir'in sorunları var ya, bundan kurtulmak istiyor insanlar. Mesela Hamza Dağ'ın bir tane projesi çok önemsemiştim. Marmaray bu suyun altına giden var ya hat. Aynısını İzmir'e yapacağız diyor. Yapar mı yapar, hiç şüphe yok. E şimdi ben İzmirli olsam şu mantığı işletirim. Yani CHP'liysem eğer. Kardeşim verdik verdik olmadı. Bir kere verelim. Bu sürekli bir şehrin anahtarını teslim ediyoruz ya. Bir düzelsin AK Parti. Ha, düzelsin. Sonra tekrar gel. Yani en şeytani akıl bunu düşünür. Sizce sandığa gidince de tavır öyle mi olur? Yoksa yine son noktada bir yine hani ideoloji mi? Nesi Bey şöyle çıkar? İdeoloji son noktada İzmir'de işlemeyeceği kanaatindeyim. Çünkü ciddi bir yılgınlık var. Hani gerçekten İzmir'in sorunları büyük. Bakmayın siz. Mesela Özgür Özel. O bile itiraf etti İzmir'in sorunlarını. Mesela farkında olmadan dedi ki ben dedi bak Manisa'dan dedi ya. Çıktım geldim 25 dakika dedi İzmir'in göbeğine dedi. Size eve 2 saatte gidersin. Size eve dedi 200 saatte gidersin. Sabuncubeli tüneli. Evet Sabuncubeli tüneli. O tünel gidiyor. Sayesinde. O tünel sayesinde hızlı geldiğini itiraf ediyor. İtiraf da değil aslında farkında değil. Yani bunlar nasıl yönetmişler yönetiyorlar ben hala anlamış değilim. Ya. Geçtiğin tünel senin zamanında boykot ettiğin. Hayır bu tünel asla yapılmayacak diye sloganlar attığın yer şimdi işine geliyor. Kullanıyorsun bunu da övgü olarak hakkını teslim ediyorsun. Orada teşekkür ederim. Orada Manisa kim yapmıştı aynısını? Muharrem İnce. Yoluma gidip geliyorum bir saatte diye köprüden geçiyormuş. Ve diyor ki. Ve diyor ki ben şimdi buradan diyor gene evime diyor gideceğim diyor. Ben diyor evime gittim siz daha çoğunuz diyor, evinize gidiyor olacaksınız diyor. Ya. Yani İzmir'in trafik sorununu itiraf eden bir söylem. E şimdi itiraf ettiği yer İzmir. İtiraf ettiği konu trafik. Bunun sorumlusu kim? Kendi partisinin belediye başkanı. Dolayısıyla hele bir de aday çok önemli. Yani çıkarılan aday çok tartışılıyor. Karşı yaka nasıl biliyor musun Nesibe? Evet. İzmir'i bilir misin bilmem. Yani sizin kadar iyi bilmem ama evet. Karşı yaka İstanbul'un Bakırköy'ü. Yani böyle kendini İzmir'in dışında bir şehir yerine koyan 35,5 dedi plaka veren bir İzmir diyarı. 35,5 mu diyorlar onlar? Ama öyle derler. Ne diyorlar? 35,5 plaka. 35,5. Karşıyaka'dan öyle. Ondan sonra şimdi Karşıyaka gerçekten en büyük ilçe. Oranın belediye başkanını yapıyorsun ve oradaki karnen de iyi değil ha. Bak en kibar haliyle söylüyorum. Yani geriye dönük işçilerin parası ödenememiş, 3-5 aylık birikmiş sorunlar. Oradakiler de haklı olarak diyor ki ya bu mu yönetecek diyor. Yani Karşıyaka'da ne yaptı ki? Bir de Tunç Soyer'le de polemikleri oldu. Tunç Soyer'le zaten o polemik işin zirve noktası. Dolayısıyla daha başlamadan sönen, başlamadan patlayan bir balonu konuşuyoruz. Şimdi bununla kıyasladığında ben hep söylüyorum, yani iyi niyetle de söylüyorum espriyle karışık. Bunu da alamazsınız, daha bir de alamazsınız diyorum AK Parti taraftarlarına. Niye? Çünkü Hamza da iyi götürüyor, hakikaten iyi götürüyor yarışı. İyi de anlatıyor meramı. Dolayısıyla ben burada o sandığın başına geldiğinde hissiyatta yani çok büyük bir sürpriz olmazsa şu iki hafta içerisinde. Çünkü Türkiye bu 24 saatte her şey değişebiliyor. Ben burada senin o doğru yerinde ikileminde ideoloji değil hizmetin öne çıkacağını düşünüyorum İzmir için. Ama tabii şu da var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece İzmir'de geneli ben sorguluyorum. Mesela şimdi aklıma gelen hadise Tunç Soyer zehir zemberek notlar yazdı. Kamuoyundan bu işte sosyal medya hesabından bu şeyleri paylaştı, duyguları. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerden yere vurdu. E şimdi gitti Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u destekliyor. İzmir'deki aday da haklı olarak Cemil Tugay diyor ki ya kardeşim bir kere diyor gel bir başarı dile bir destekle aynı partideyiz diyor. Gitmişim diyor İstanbullularda haklı tepki. Öyle de demiyor başka yerlerde başkalarına. Heh. Başkalarına. Başkalaştırdı yani başka. Evet. Ekrem İmamoğlu'ndan bahseder. Ya, ama ben hiç tarihte böyle bir şey görmedim. Yani sen kalk oradan o küskünlükle git oraya İmamoğlu'nun yanına gir ona o iste. Ben bir tarihte... Başta kimse yok ki başı boş koltuk var yani. Evet. Başı boş bir parti var. Ben bir tarihte o tarihte daha bu 19'lar yani yeni belediye başkanı isimleri geçiyor. Şu cümleyi kurmuştum. Ekrem İmamoğlu bir projedir demiştim. Bir Amerikan projesidir demiştim. Hala aynı yerdeyim. Yedeği de Tunç Soyer demiştim ki o zaman Seferihisar Belediye Başkanı da kimsenin de bilmediği biriydi. Yedeği Tunç Soyer,
Eğer İmamoğlu bu hakkı iyi kullanmaz, yolda lastik patlatırsa hemen Tunç Soyer devreye alınacak demiştim. İkisi de hoyratça harcadı. Yani İzmir'de, İstanbul'da elle tutulur tek bir şey yok. Hizmet yok, bir yani siyaset yok. Dolayısıyla ikisi de bana göre bütün o rüştü yerle bir edecek hakkı harcadılar. Ama İmamoğlu'nun yanına ta İzmirlerden kalkıp gelmesi, orada siyaset yapıyor diye onun lehine seçim kampanyasına kalıp çalışması, CHP bunu nasıl izah eder, İzmir bunun altına nasıl kalkar bilmiyorum. Çünkü ben siyasi ömrü hayatımda ilk defa gördüm, bir daha da herhalde görmem böyle bir örneği. Çünkü İzmir gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından düştüğü an, onların deyimiyle söylüyorum, bunun psikolojik yıkıntısı çok büyük olur. Ve hani partiyi zaten biz diyoruz dağılma sürecinde eli kulağında diye, o dört baş 5'e 6'ya çıkar. Çünkü hani İstanbul'u bir şekilde izah edebilirsin. Atbaşı'ydı işte, gene Atbaşı kaybettik. Diğer Ankara'yı izah edebilirsin, İzmir'i izah edemezsin. İzmir'de neredeyse çeyrek asırlık bir öz faturadan sonra hep bir klasik ezber var. O nedenle kale görüyor. Sen böyle bir yeri kaybediyorsan zaten gerisinin hesabını yapmaya gerek yok. Kazansan da onun böyle başarıyı süsleyip bir zafer edasıyla çıkamazsın ortalığa. Dolayısıyla ben İzmir'de tam tersi denklem de AK Parti için geçerli. Yani orayı ele geçirdiği an seçimle kazandığı an var ya AK Parti. Çok büyük bir kazanım elde etmiş olacak. Ve psikolojik bank bir kere karşıyı yerle bir edecek. Diğer illerde sonuç ne olursa olsun. İzmir pek önemsenmiyor. Bana göre sigorta taşı. Hayır, bu çok çok önemli. Çok önemli. Yani çok önemli bir siyasi sonuç üretir. Çok. Aslında onun simetrileri de, yani eğer oraya doğru bir akış gidiyorsa, ki böyle bir ihtimal ben de görüyorum artık, bu İstanbul'un da benzer bir yere doğru gideceği anlamına gelir. Yani İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetme sebepleri arasında kuşkusuz söylediğin hususlar önemli. Yani adayın, Tunç Soyer'in vesairenin çekişmeleri, osu busu, iyi bir belediye başkanlık dönemi geçirmemiş olması tamam, ama çok baskın bir karakter olmayabilir. Dolayısıyla bu İstanbul'a da, Ankara'ya da, Ankara'yı unutuyoruz hep. Yani İzmir'den daha büyük etkileri olur. Olur. Genel tabii siyaset. Çok büyük etkileri olur. Büyük değişimler, devrimler tabii bile olur yani. Bugün bir Cumhuriyet Halk Partisi yani muhalif bir gazeteci, o cenahtan bir gazeteci bir yerde gördüm. İzmir için çok büyük bir yükselişte olduğunu Hamza Dağ'ın. 5 puan fark kaldı diyorlar. Ha, evet. 5 puan fark kaldı diyor. Yani kapanmayacak bir fark değil ki o 5 puan sandıkta, o geldiği an bir hissiyatla, bir de hani tepkiyle bir anda kapanacak bir olay. Ve İzmir'i eğer ben şahsen çok istiyorum. İnşallah Hamza Başkan alır. Aldığı takdirde Atbaşı İstanbul'u kazanmış olsa dahi. Çok da iddialılar ha. Şey, Hamza Dağ ve ekibi. Geçenlerde bir Ankara seyahati sonrası o ekipten bir arkadaşla karşılaştık. Durumu sordum. Hocam dedi 31 Mart gecesi İzmir'i konuşacaksınız. Öyle mi? Hamza Bey mi dedi? Sürpriz falan değil dedi yani. Kesinlikle alıyoruz falan. Hadi bakalım. Çok iddialı. Ha işte bu, ama bir şeylerin toplamı birikimi. Biraz önce tabii konuşuyoruz ya. Şöyle sohbet gibi oldu komutanım yalnızca. Şu var yani, içerideki başı bozukluk. Özür diliyor Hikmet'le. Yani kusura bakmayın. Neyse. Bak, buyurun lütfen. Şöyle şimdi, etkisi çok farklı. Çok daha büyük olur. Yani İzmir'in dışında taşan bir etkisi. Sadece İzmir'in dönüşmeye bir şey değil. Çok başka bir boyut. Arda arda 2023'ü düşünün. Tabii. Bir hayal kırıklığı, bir depresif bir durum. Toplumda bir yılgınlık, o Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde yenilmişlik sendromu üste koyduğun zaman bu belki de hayra dönüşebilir. Yani biz burada şunu asla söylemiyoruz. Benim karşı olmam Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka bir şey. Fakat gerçek manada muhalefet olarak, ana muhalefet olarak Türkiye'de bu başıboş partinin de düzelmesi başka bir şey. Yani bir düşün şey yani. Bir de Hamza Dağ'ın o projeleri hayata geçirdiğini düşünün. 5 yıl içerisinde. Müthiş bir şey oluyor. Muhteşem yani. Bir değişimi hissettiriyor. Hocam ondan uzun yıllar sonra. Belki o ideolojik şey kalkabilir. Ah, bak ondan yani işte, onu ortadan kaldırabilir. Evet, onu kaldırabilir. Ya kendine yani burada olur. Kıl payı kazansa bile Ekrem İmamoğlu, ama İzmir'deki böyle bir sonuç ve bir de 5 yıl içerisindeki sunacağı o projelerin hayata geçmesi ve hizmet. Ondan hiç şüphem yok. Çok büyük bir düşün, değişim. Ankara, İstanbul, İzmir'i AK Parti'nin aldığını düşün. Tabii. Bunun CHP'deki yansımasını düşün. Belki de CHP'nin kendine gelmesi gereken bir son uyarıydı ve tabii bence seçmen de doğru yolu seçip bunu yapmış olabilir. Bence seçmen eğer AK Parti'den kurtulmak istiyorsa AK Parti'ye oy vermesi lazım. Bu dönüşümü sağlasınlar. Çünkü
bir başıboşluk var ortada. Ben hakikaten bunu yani geçen söylemiyorum ama kim var şu anda partinin başında biliyor musunuz? Kim yetkin? Aslında kim yetkin hocam? Halk Partisi'ne mi? Herkes, dört baş var. Bir söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir falan düşündü, İstanbul düşündü yok. Her partili teşkilatta geleceğini düşünüyor şu anda. Doğru. 31 Mart sonrası yapacağı hesaplar var. Partinin başı kim geçecek? O kimin kadrosuna girecek? Evet. Kim nereye alacak? Şimdi hesap bunlar. Doğru. Seçimleri sonuçta umurlarında değil. Sadece liderlerin umurlarında. Şeyde, Halk Partililere geçen söyledim, gülerek karşıladılar. Dedim ileride Sayın Erdoğan dedim değerini anlaşın dedim, heykel dikilecek. Kim dikecek biliyor musunuz dedim, en çok kim savunacak? Kim dediler, siz dedim. Anladığınız an ne haksızlık etmişiz bu adama. Hani diğer milli konularda dış politikada yaptıklarıyla siz dedim hakkı teslim edeceksiniz. En çok da siz sahip çıkacaksınız. Şimdi İzmir'de denklem değişirse o aldığı hizmetlerle var ya bir daha asla İzmirli şeyi bırakmaz. Yani o ideoloji mi, hizmet mi denkleminde İzmirli hizmetten yana tavrını net koyar. Yani pastanın tadına baksın diyorsun bir daha kuru ekmek yediremezsin. Asla, asla. Bir pasta yedir bakalım krem şant. Ya kuru ekmek yemez. Öyle bir hava estirildi ki İzmir'de. Ben çok yani yaşayanım ben. Sahilde restoranlar var. İşte AK Parti gelirse unutun bu sefayı. Ya Türkiye'de hangi ilde ne o? Hamza daha çok güzel cevap verdi. Çok güzel verdi ya. Neydi o? Burası ben belediye başkanı olmak için geliyorum dedi. Şey değil, müftü değil. İzmir'e müftü olmak için gelmiyorum dedi. Çok güzel cevap. Ya çok güzel. Bu da pratik zekandı, evet. Yansıması. Peki. Coşkun Bey, İzmir analizlerinizi de aldık. O zaman başka başlığa geçelim. Onur Bey'le devam edelim. Başlık kaldı mı? Başlık biter mi Hikmet Bey? Bu masada başlık biter mi size? Bu masada biter. Ben de başlık bitse sizde bitmez. Bir hafta çalışmışsın. Nezih Bey şimdi tavşan çıkardı şeyden. Evet. Nasıl? Şapkadan diyorum şimdi yine bir tavşan çıkardı. Yok hayır yani ben de başlık bitse sizde bitmez. Ki kaldı ki aslında şu anda. Tabii. Şimdi Mansur Bey gelmedi önce şeyi konuşalım istiyorum. Bu arada deprem uzmanı Profesör Naci Görür de demiş ki Murat Kurum deprem konusundaki dedikleri yapılırsa İstanbul çok şey kazanır. Zaten Naci Bey Murat Kurum'la birlikte çalışıyorlar söylemişlerdi. Yani tam şey değildir o resmi yani. Değil mi? Çağrıldığında gider de Ekrem Bey'e de. Yani bir bilim adamı tavrıyla davranıyor. Bu şey da çok objektif bir şey tabii. Yani. Peki. Şimdi yani aslında yine karışık konuşmaya devam edeceğiz ama Meral Danış Beştaş bir televizyon kanalına konuk oldu. Geçen hafta da konuşmuştuk. Çok da sahada göremiyoruz DEM Parti'nin özellikle İstanbul'da bir kampanya yapmadığını ama o 24 saat İstanbul'da kampanya yürüttüklerini ve kendilerine oy istediklerini Ekrem İmamoğlu'na değil kendimize istiyoruz ifadelerini kullandı. Yeni bir siyasi lügatımıza yeni bir şey daha eklendi. Hep konuşuyoruz ya eş başkan, kent uzlaşısı gibi bazı kelimeler var hani DEM Parti ile eski HDP ile lügata giren. Şimdi burada da Meral Danış Beştaş Esenyurt dışında stratejik denklem yok dedi. Stratejik denklem deyimini kullandı. Hep yine tartıştığımız konu Esenyurt'ta bir kent uzlaşısı var mı yok mu diye konuşuyorduk. Aslında net bir şekilde evet var. Ama sadece burada var. Başka bir yerde yok ifadelerini kullandı. 2019'da da bizim ittifakımız yoktu dedi. Şimdi de yok dedi. Sizce öyle mi? İttifakımız yok demedi. Dedi. 2019'da yok resmi dedi. Bir ittifakımız yok ama biz destekledik dedi. Yani ya şimdi bu öncelikle şunu söyleyeyim. Ben dün akşam da bu arada o televizyon Kanada'yla ilgili bununla ilgili bir şey söyledim. Hani bir şeyler yazdım. Türk kanunları ve siyasal partiler kanununda olmayan bir titri televizyon o televizyon da aynısını yazdı o hanımefendinin altına. Ne yazdılar? O kadınla eş başkan. Eş başkan yazdı. Çünkü İstanbul'da iki adayları var ya ben eş adayı şey eş başkan adayı diyor. Öyle bir aday yok. Bu sırada kim var? Beştaş. Bu eş başkan meş buna uydurma. Böyle eş bir aday. Titri yok. Eş aday başkan. Eş başkan aday. Pusula'da kim var? Hayır PKK terör örgütünün şeyi o işte. Hayır onu söylüyorum yani ve bu televizyon dün akşam ben onu da eleştiririm. Siz de yapıyorsunuz siz de eleştiririm. Yani siz bir televizyon programı şey olarak o kendini öyle çağırabilir. Onu yani nasıl yazıyorsunuz siz bunu? Peki mesela bir parti çıksa dedi ki benim belediye başkanı Konstantinopol belediye başkan adayı. Ne olacak? Olur bize ne? Bunlar var ya hep alıştırma. Hep alıştırma bunlar. İşte böyle ki Konstantinopol ne olacak yani? Olur. Bak şimdi Eko bunu derse olur tabii. Hocam
Nasrettin Hoca ya ben yaptım oldu demiş yani. Kadın oraya yazmış ne yapalım yani. Dövelim mi? Der. Ona bir şey demiyorum. CHP'de de var. Onu bir söyle bakalım. Eş başkanı onda da var. Ona da derim. Söyleyemiyorlar onlar. Benim derdim o değil. Benim derdim. Nedir abi senin derdin anlayamadım. Rütük. Denetimde olan bir ulusal televizyon kanalının kanunlarımızda olmayan bir ibareyi kullanması. Bakın bu eş başkan. Kent uzlaşısı. Başkanı bir tane daha söyle. İşte stratejik denklem dedi. Stratejik, bunlar hep uydurma terimler. Bu yani Türkiye'de değil dünyada da yok böyle terimler siyasette. Yani şer uzlaşısı diyemediği için kent uzlaşısı diyor. Kandil'in dengesi diyemediği için stratejik denge diyor. Ama hocam bunu engelleyemezsiniz ki adam. Bir jargon üretir, siyasi bir jargon üretiyor. Ya tabii ona ben bir şey demiyorum ki. İtiraz ediyorum ben de. Ben ona bir şey demiyorum. İstediğini üret. Bunların hepsi. Bunu ya. Ha? Bunu ya o üretsin bana ne? İsterse kendine bilmem ne. O beni de ilgilendirmiyor. Tamam derdin ne abi? Biz toplum olarak bunu kabullenemeyiz. Türkiye'de bir... Zaten kabul etmiyoruz ki biz. Hayır abi senin ülkenin kanallarından biri bunu gayet rahatlıkla yazıyor. Ya kanal nasıl böyle bir şey yazabilir? Bu da derdin kanal da değil. Şimdi bu hanımefendi, bu kadın ne dedi? Hatırlıyor musunuz bir iki hafta evvel? Evet. Dedi ki, yani şimdi tam bulurum gibi de şu mealde bir şey söyledi. Biz ona vermeyin demiyoruz İmamoğlu için. Ama bize verin diyoruz. Şimdi bakın. Bu ne alan alınmış, ya? Satılan satılmış. Mecazi anlamda söylüyorum tabii. Bir sadece Esenyurt'ü, bir içinden daha bahsediliyor. Çok Mersin'den bahsetti. Hayır, İstanbul'da. Burada bir pazarlık yapılmış. Bir. 30 mu 40 mı ne şeyden bahsediliyor. Meclis üyesinden bahsediliyor aynı pazarlık denkleminde. Bunlar olmuş. Sonra da tabii ki bu da bu arada bu bunların düşüncesi ha. Diyorlar ki biz Ekrem İmamoğlu'nun düşüncesi belki de. Ya siz bizim yanımızda gözükmeyin sanki bize şeymiş gibi gözükün. Muhalif kişi yani bize karşı adaymış gibi gözükün. Çünkü siz yanımızda olursanız biz şey yapamayız. Daha oy kaybederiz. Yani hem oradan tut, hem buradan ver. Nasıl yaparsan yap. Ben size net bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi demin arasındaki pazarlığı söyleyeyim mi? Dem İstanbul'da şey çıkardı mı? Belediye meclis üyelik adaylığı? Ben bilmiyorum. CHP kontenjanından 40 tane. Kendi çıkardı mı? Vardı tabii. Girdiği ilçelerde çıkarır tabii. Tabii girdiği ilçede vardı. 22 ilçede aday olmadığı için orada CHP listeleri üzerinde. Kaç ilçede çıkardı? Geri kalanların tamamı da çıkardı. 39 mu ilçe? 39'dan 22 çıkardı. Onda kalmadı. 12 ilçede Meral Danış Beşiktaş'ın alacağı oya bakın. Belediye meclisinin alacağı oya bakın. Tabii çıkar oradan. Alın size ortaya. Doğru. Net çıkar. Yani siz çok açık soruyorum. Ya çok açık açık değil. Dem seçmeni numara, sizce Ekrem İmamoğlu'na mı oy verecek, Meral Danış Beştaş'a mı verecek? Demin seçmeninde şu söylenmiş. Üçe bölünecek. Kaç kişisiniz evde? 10 kişi. 6'nız, 7'niz, 5'iniz, 9'unuz neyse Ekrem'e vereceksiniz. Bir taneniz Beştaş'a vereceksiniz. O biliyor. Ama bari ben sana söyleyeyim mi? 3'e bölünecek. Ya, neyse ya. Ben, bence. Hayır böyle Dem bir şey var. Üçe bölünecek. Şimdi biz biliyoruz ki. Bu demin ve demin uzantıları öncesi sonrası filan neyse bunlar bu parti kendi seçmenini milimetrik olarak koordine edebiliyor. İşte bu sefer demeyecek hocam. Hayır. Şu ana kadar kesinlikle böyle. Öyle, kesinlikle öyle. Gerçekten öyle. Yani. Çok iyi konsolide edebiliyor. Çok büyük ama işaret var. Ettiği noktada. Şimdi açıkça kimse, bir işaret olmadı şimdiye kadar. Nasıl olur mu sizce? Nasıl söyleyeyim mi? Hayır. 2000 yani genel seçim siz öncesi bana, iktidara bana, karşı çok açık işaret ettiler bir oy. İlk defa ve tek defa. Çok açık işaret ettiler. Şu an açık bir işaret gördük mü? İlk defa ve tek defa. Dem bunu ve önceleri işte alfabenin bütün harflerinde kullandılar aşağı yukarı. Dem ilk defa ve tek defa çok açık yaptı onu. Ondan evvel evet. Hep kapalıydı ve çok onlar adına tıkır tıkır işledi. Bakın bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle söylüyorum. Tıpış tıpış gidip seve seve oy verecek CHP'liler var Ekrem'e. Öbür tarafta milimetrik olarak hesaplanmış bir dem oyu var. Ha, bu arada demde de şöyle bir şey var. Yani kendi seçmenine karşı ama onlar bunu kabul ediyorsa beni ilgilendirmiyor. Bir böyle labalilik var. Mesela Dem bu Beştaş şu an İstanbul'da %2 oy alsa umurlarında da değil. Mesela normal bir parti olsa bunlar. Daha doğrusu parti olsalar biz nasıl 2 oy alırız ya? Böyle bir rezalet olur mu derler de onların umurunda değil. Milimetrik olarak Dem'den gelecek oy da belli.
Siz neden zannediyorsunuz yani Ekrem İmamoğlu öyle saf ve şey bir adam değil ki? Niye bu kadar rahat? Niye bu nasıl bu kadar labale olabiliyor? Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyor? Çünkü diyor ki benim diyor kendi düşüncesini söylüyorum. Şu kadar diyor benim tıpış tıpış gidip seve seve oy verecek CHP seçmenim var. Demle de konuştuk anlaştık diyor. Milimetrik olarak hangi ilçeye ne kadar oy geleceğini de hesaplıyor. Topluyor, bölüyor. Öbür tarafa bakıyor diyor ki iktidara muhalefet eden sağcı partilerden işte şu parti Cumhur İttifakı'ndan şu kadar oy götürür bu parti bu kadar oy. Yani bunun hesaplarını söylüyorum. Ben buna inanıyor değilim. Aa diyor ben diyor kafadan diyor işte diyor bu seçimi %1-2-3-5 neyse aldım diyor. Hocam işte burada sıkıntı var bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Anlattıklarına şeyine itiraz et, temeline itiraz etmiyorum. Biz burada bak denedim geçenlerde yine ifade ettim. Demle CHP ittifak yaptı mı sorusu. Vay arkadaş kaç yıldır aynı yaptık soru. Yaptık diyor zaten. Var zaten ittifak. Bu sefer de yaptık diyor. Kıvıra kıvıra uzlaşı falan filan diye göz göre göre kimseyi kandırmaya çalışmıyor. İttifak yaptık zaten. Demedi. Hayır dedi ittifakımız yok dedi. Ya Nesibe Hanım ne ya dedi ona, hiç önemli şimdi değil. Söylediğini söylüyorum. Hayır, ya yorumlamak ben, başka bir şey. Başka bir şey söyleyeyim. Yorum boş ver. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Aynı konu ben onu dinledim bayağı. Gerçek. Aynı şeyde dedi ki 2019 yılı dedi. 2019'da ittifak dedi. Yapmadık ama evet. Dedi. Muhalefetin adayını destekledik dedi. Ya bu ne demek? Bakın Dem çıktı meclise şu ifadeyi kullandı. Çok içerlemiştim o zaman. Hatırlarsınız komutanım dedi ki eğer İmamoğlu, Mansur Yavaş o koltukta oturuyorsanız bunu bize bağlı. Evet, ha doğru. İttifak yapıldı o lafı söylemedi mi? Hayır ya bu bizim sayemizde. Ya yani, onu geçin bunlar. Bak burada 5 puan fark var. Yani 5 puan benim zaten. Buradaki puan farkı da benim zaten. Yani aslında ben o milyonları çektiğim zaman siz şapa otururdunuz dedi. O zaman dedim ki ben bak bu ittifakı dedi, bu tartışmak abesle işliyor artık. Artı son seçimlerde de gördük Nesibe Hanım. Ya insanın aklına dalga geçmek diye bir şey var. Bak biz şey gibi yapıyoruz sürekli her gün oturup her hafta suyu tartışıyoruz. H2O'dan mürekkep bir element su. İşte H2O hidrojen bir oksijen. Siz soruyorsunuz efendim suyun terkibi nedir? Ben diyorum ki 2 hidrojen bir oksijen. O diyor ki bak dökülüyor. Bu kadar malumun ilamı konuyu o kadar çok tartışıyoruz ki. Onlar da hoşuna gidiyor bu. Ya diyor bak ha, ittifak var mı yok mu tartışması devam ediyor. Bir şey ettiği yok. Yani aslında niye biliyor musunuz? Size de o soruyu yöneltecektim aslında. Sizin var mı eklemek istediğiniz şey Hikmet Bey? Soruya karşı değilim bak. Onur bir şey söylüyordu. Yani niye soru. Konuştuğumuzu söyleyeyim size Hikmet Bey. Yani benim kendi yorumum. Bu İstanbul özelinde seçimin kaderini aslında Dem seçmeni mi belirleyecek? Bu önemli. Dolayısıyla Dem seçmeninin nereye gideceği önemli. Bak, işte çok, bir önceki seçimdeki gibi. Ben bitireyim. Yok siz birlikte. Onlara katkısı olsun. Tabii size de aynı soruyu yöneltmiş olayım. Milimetrik dedin sen. Hı. Ben birçok şeyin, birçok ezberin bozulacağı bir seçimden bahsediyorum şu anda. Neden? Çünkü yaşadığımız bir süreç var. Komutanım da anlattı. Olmayacak şeyler oluyor İzmir'de, orada burada falan. Çok farklı bir sürece girdik. 22 yıl sonucu ve yeni bir sendrom var karşımızda. Burada Dem seçmeni bilmem. Bak Dem'in oylarını Dem de konsolide demez. Ama bugüne kadar etti değil mi? İddialı konuşuyorum. Bugüne kadar etmedi mi? Şu an bugüne kadar. Hatta milimetrik etti dediğiniz doğru. Bugüne kadar dedim zaten. O dediği gösterme ilçeleri var ya göreceğiz hepsini. Bu iki hafta sonra, üçüncü hafta gene buradayı beraberiz. Demin bir oyunun bir kısmı Ekrem İmamoğlu'na gidecek. Bir kısmı Dem'e gidecek. Bir kısmı da başta AK Parti olmak üzere diğer partiye dağılacak. Peki. Size döneceğim. Buyurun Onur Bey. İyi Parti'de yok. Çıkarttı. Eğer matematiğe vurursan işi. Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimlerde şansı yok. Bunu samimiyetle söylüyorum. O yüzden 4-5 puan diyorum. Bunlar şu anda son dakika uzatmaları oynuyorlar şu anda. Şu anda seçim sonrası hesaplar yapılıyor. Bize şans şu algıyı oturtmaya çalışıyorlar her gün farklı bir açıklama yaparak. Aa uzlaştılar şu kadar geldi. Aa bak iyiye gidiyor. Aa işte dengeler değişmiyor falan gibi. Böyle kimse bize martavol okumasın. Aynısını ben 14 Mayıs seçimlerinde söylemiştim. Görünen köy kılavuz istemez. Her şey ortada duruyor. Matematikse matematik. Çarpın etkisi gördük. Alt tanesi birine çarptı parçalandılar. Şu anda gidişat aynı noktaya gidiyor. Ama o algılarla bizi oyalıyorlar o kadar. Peki. Olur Bey tamamlayın isterseniz buyurun. Bak hocam 4,5 diyorum yaz köşeye. Siz yani devam edin. Atacağı fark. Soruyu size de yöneltin. İnşallah. Yani 4,5. Murat Kurum üstte rahat bitirir 4,5'la. Farkla. Ya cicili bicili. Şey de İyi Parti falan da oyalır yani. Matematik üzerinden gidince yine de Ekrem İmamoğlu'nun partisinin üstünde oylar nereden geliyor?
İşte o soru Türkiye'nin en büyük sosyolojik sorusu işte. Öyle bir sosyoloji var. O da Erdoğan karşıtı olmuş. İYİ Parti'den mi geliyor? Yani sistemle ilgili hocam biraz da. Sistem değişti artık. Hani evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Amerika'daki gibi, Fransa'daki gibi Le Pen'ciler onun gibi oldu artık. Burası bir milli yerli, milliyetçi, muhafazakar oyların olduğu bir yer. Bu tarafta karşısı. İçinde karışık her taraf. Anladım. Orası ortaya karışık. Onun etkisiyle devam ediyor. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da karşılığı 25'i geçmez. Tabii. 25'tir. Kazanma hiç şansı yok. Ama karşı taraftaki bir an önce söyledik ya Erdoğan karşıtlığın etkisi, o kelebek etkisi devam ediyor. İzmir'de de aynı şekilde. İdeolojik bir duruş var orada. İzmir'in hepsi biliyor zaten CHP'nin çalışmayacağını. İdeolojik de o körük de veriliyordu. Ama ilk defa hocanın söylediğine ben de katılıyorum. İlk defa İstanbul'da da tekrarladım ben bu cümleyi. Adam artık sıkıldı. Yani bu İmamoğlu şu anda o paralar falan mevzusu var ya. Kendi alanında korkunç bir hesaplaşmanın neticesidir. Bunu seçmen görmüyor mu zannediyoruz? Hepsi görüyor. Benim tanıdığım CHP'liler de görüyor. Laf atıyoruz bazen birbirimize ekran üzerinden. Köşe yazarlar cevaplar veriyoruz. Bizim o sözcü ekibi var ya İsmail Saymazlar, Barış arkadaşlar. Tanışıyoruz onları biliyoruz. Onlar da bunun farkında. Çok büyük bir sürpriz olabilir. Ha, bu bir temenni midir? Temenni ediyorum olsun. Düzelsinler. Ama bir gerçek var. İstanbul'da çok ya damar soru sordunuz. Ya madem bunlar böyle kardeşim hala 40 bilmem ne nereden geliyor? Bu çok önemli. Kedi ve ciğer. Ciğer buraysa kedi nerede? Yani bir yere gidiyor bu oylar. Ama onu artık idare edemiyorlar hocam. Bu iç hesaplaşma var. Bunları paramparça edecek. İç hesaplaşma. İyi düşünüyorum. Özür dilerim. Ben hakkımı kullandım zaten. Zaten evet, siz hadi iyi geceler. Buyurun. Sonra Yaşar Hocam'la Coşkun Bey'e de bu konuda söz vermek istiyorum. Onur Bey buyurun. Evet hocam. Ya benle toparlayayım. İstediğin yerde, yani vaktimiz yok ama istediğin yerde, hayır bu böyle mi? Sorgula, sor istiyorsan ama ben yani sor, vaktimiz yok. Ama sor, istediğin hepsini örnekleri cevaplarım. İstanbul'da, bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ile değil. Şu bariz, İstanbul dışındakiler ayrı. İstanbul Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'yla DEM arasında bir anlaşma var. Her şeyi unutun. Bu anlaşmada Ekrem İmamoğlu'nun verdiği şeyler bir, hatta ikinci bir ilçe konuşuluyor. Şimdi şey yapmayayım. Çok ortaya çıkmamış. Belediye başkanlığı ve işte 15, 20, 30 neyse verilen belediye meclis üyeliği. Grupta kurmaları için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bunun karşılığında o partinin, o Kandil'in uzantısı partinin Ekrem Bey'e verdikleri de milimetrik anlamda oy sözü. Şu kadar, şu ilçelerde bu kadar, bu kadar, bu kadar. Şimdi Ekrem Bey ne yapıyor? Ekrem Bey, kendi bir düşüncesi var tabii, bir hesabı kitabı var. Ekrem Bey tıpış tıpış sandığa gidip kendine seve seve oy verecek CHP'lileri topluyor. Bu Kandil'in uzantısı partinin onlara çok güveniyor. Onu da topluyor. Diyor ki ben şu kadar alıyorum. 40, 44, 47 neyse. Kendi kafasında düşünce söylüyorum. Sonra oturuyor diyor ki şimdi mühim olan %50 almak değil ki. Mühim olan karşıdan fazla almak. Abi. Diyor ki gene onun hesabına göre Murat Kurum da diyor işte şu parti, bu parti, bu parti bunlardan oy koparıyor. YRP. Neye, kime neye nasıl hizmet ettiği artık belli olmayan YRP. İşte öbür tarafta İYİ Parti, öbür tarafta şey kim var başka İstanbul'a giren? YRP var, İYİ Parti var. O kadar değil mi abi? Ya çok aday var da siz hani pastayı paylaşacak olanlardan bahsediyorsunuz. Saadet var. Diyor ki buna benim hesabıma göre diyor, ben diyor X mi alıyorum diyor. Murat Kurum da en baba diyor X eksi 3 alıyor diyor. 4 alıyor diyor. Kafasına göre. Bitti. Şimdi Ekrem'i kendi kafasına göre kurtaran Kandil'in uzantısı partiden geleceğine emin olduğu, adı gibi belki CHP oylarından bu kadar emin değil, emin olduğu oy. O yüzden de gayet rahat, gayet lakayt, gayet labali istediğinde söylüyor. Bana nasıl olsa hiçbir şey olmaz. Ben ama Onur Bey, bir önceki seçimde o matematiğin tutmadığını gördük. Yani bizim gördüğümüzü zannediyorum. Onlar da görmüşler. Hani seçimi bir matematik olmadığı anlaşılmadı mı? Yok. Kim gördü? CHP'de gördü, İmamoğlu işte, gördü. Falan. Görmedin mi? Yani hani sonuçta bunun bir matematik olmadığı çok net algılanmadı mı? Şimdi böyle bir hesaba güvenip rahat davranmak şimdi davranıyor olabilir mi yani sizin yorumunuz üzerinden? Hayatta kazanmak
kazananın becerisi kadar karşı tarafta kaybedenin de beceriksizliği ve hataları üzerindedir. Yani elbette birileri hata yapacak. Elbette birileri hesap hatası yapacak, strateji hatası yapacak. Yani bu her ne kadar Murat Bey, yani bu seçimin sonucu Murat Bey'in galibiyetiyle bittiği zaman burada Murat Bey'in başarısızları kadar Ekrem Bey'in başarısızlığı, Murat Bey'in stratejik planları kadar veya doğru stratejik planları kadar Ekrem Bey'in yanlış stratejik planlarını da konuşacağız. Bu çok basit bir şey. Bakın ben size bu böyle şu böyle oldu olacak demedim. Ben size dedim ki Ekrem Bey'in bu kadar rahat, bu kadar labali, bu kadar lakayit, bu kadar vurdum duymaz olmasının sebebi kafasındaki CHP oyu ve kendi örgütünden, kendi partisinden daha çok güvendiği, yani rakam anlamında Kandil'in uzantısı partiden gelecek olan oy. Ama o yüzden hocam, de çok peki, rahat. Ama hocam lakayt değil işte. Bunun için de bir adam kafayı sıyırmak üzere yani. İzninizle. Psikolojisi normal değil. Çok özür diliyorum. Yaşar Bey ve Coşkun Bey'e söz vermem lazım. O da olabilir. Kaybedeceğini biliyor hocam. O da ayrı bir konu. İzninizle çok özür diliyorum. Hocam buyurun. Hocam buyurun, söz sizde. Siz ne diyorsunuz İstanbul özelinde? Yani 1 Nisan'da bizi ne bekliyor? Dem seçmeni yani Onur Bey diyor ki evet ittifak var veya genel ittifak olduğu konuşuluyor ama açıkça bir önceki seçimdeki gibi hadi Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz denmedi. İşte Meral Danış Beştaş her ne kadar biz görmesek de sahada olduğunu, onu 24 biz, saat seçmenle evet. birlikte olduğunu, oyları konsolide etmeye çalıştıklarını söylüyor. Ama yani son ana kadar bir şey olur mu? Açıkça sizce desteklerler mi Ekrem İmamoğlu'nu? Bir şey olur mu son ana kadar derken çekilme gibi mi? Çekilmeyeceğim dedi ama yani bir şekilde işaret ederler mi? Çekileceğini evet gerek yok. Söylemedi. İhtiyaçları yok. Ters tepermedi. Çekilmeyeceğim dedi zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Seçmen de tokat atar. Şimdi ben yine biz bunun teşhisini koyduk. Bunun yorumunu da yaptık. Dolayısıyla bizi hiç şaşırtmayan yorumlarımızı boşa çıkartacak bir geçen süre içerisinde de bir gelişme olmadı. Son 15 günde olmayacak. Neydi o? Dedi ki aday çıkarmayarak açıktan Ekrem İmamoğlu'nun desteklendiğini söyleyen, destekleyeceğini söyleyen PKK'nın siyasi kolunun bu durumda Ekrem İmamoğlu'ndan bir oy kaybına uğratma ihtimali var mı? Çeşitli reflekslerle siz PKK'nın siyasi kolu bak seni destekliyor, senin onun adayı oldun falan diyerek bu örtülü hali açık hale getirerek bir ciddi oy kaybı olabilir. Ölçülebilir mi? Bu kolay da ölçülemez. Kontrol edilebilir mi o seçmen? Yani bu tepkiyi gösterebilecek seçmen edilemez. Ne yaparsan yap edemezsin. Peki onun yerine, üstelik de bu tabii bir siyasi parti olarak konumlanmak istiyor. Çünkü bir terör örgütü siyasi zemini olmadan varlığını uzun süre sürdüremez. Arkasındaki emperyalist gücün de isteği budur. Bir siyasi zemin olacak, propagandasını yapacak, bir meşruiyet kılıfı gerektiğinde işleyecek, Gazi Meclis'te ona söyletecek, irademiz Öcalan'dır dedirtecek. Bunlar her biri onun için önemli. Çok önemli ölçüde bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini dönüştürdü adeta. Bunlar son derece önemli. O siyasi zemin yapıyor bunu. Bunu örgütün talimatı ve stratejik denklem dedin ya, boş bir cümle değil o. Stratejik kavramı çok kolay kullanılır ama zor bir kavramdır. Önemli bir şeydir. Strateji bir ilişki biçiminin en derinlikli, en fazla kafa yorulan ilişki türünün sıfatlanmasıdır. Stratejik denklem ne demek ya? İttifak, ne bileyim işbirliği onlardan çok daha kuvvetli bir şeydir bu. Aslında belki de dışa vurum o cümle. Bilinçli mi söylendi bilmiyorum ama evet ben de tam onu söylüyorum. PKK terör örgütü her seçim dönemi mutlak surette bir seçim stratejisini ya doğrudan ya bir şekilde arkasında küresel efendilerle istişare ederek belirleyicisidir. Onay makamıdır. Adaylar da ondan geçer. Yanılmıyorsam Batman'dı. Sözüm ona ön seçim yaptılar. Bir aday en üst düzeyde çıktı. Hüdapar'la bir yerde bir fotoğrafı birlikte bir etkinlikte bulundular diye Kandil'in talimatıyla en yüksek oyu aldığı halde. Şeyden, ön seçimde. Çektiler onu adaylıkta. Ya da Başak Demirtaş. Aday olabilecekti, olurdu. Şimdi bunlar hiçbirini konuşmayabilirdik. Meral Danış, Beştaş falan. Ne kadar hangisi falan. Onlar bile kabul ediyor, daha fazla oy alırdı. Kandil
imdada yetişti ya da duruma vaziyet etti ve olamadı aday. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Yani açıkça söylemelerine açıkça gerek yok. Zaten bunlar işaret bir, ediyor diyorsunuz. Kontrollü bir adaylıktır. Hı-hı. Kontrollü oy kaybının bir miktar, kontrollü oy kaybının zorunlu sonucudur. Hı-hı. Bir mutlak surette hı-hı seçime girme arzusu ve 22 ilçede bak en büyük kazanım ne biliyorsunuz? Stratejik denklemin can alıcı noktası. Belediye meclis üyeliklerinde buna hakkını teslim edelim. Kenan Kıran Sabah gazetesinden çok güzel çalışarak liste liste kimin nereden aday olduğunu, yani HDP'li hep unutuyoruz biz, hep başkanları konuşuyoruz da belediye meclisleri çok hı-hı önemli sonuç itibariyle. Oralarda kimlerin HDP'li o grup kurabiliyorlar yine. Tabii yani. Tabii. Yani ilk defa İstanbul Belediyesi'nde grup kuracak noktaya CHP eliyle gelmesi. Evet, çok önemli. Yani 30 yıl evvel rahmetli Erdoğan'ın yaptığını bugün evet Ekrem İmamoğlu yapıyor. Evet. Ve bunu yani sadece Gazi Meclisi için değil, İstanbul Meclisi açısından da bunu yapıyor olması. Evet. Bir de Esenyurt'taki Türkiye'nin en büyük nüfus bakımından ilçesinde dem çizgisinden birinin CHP eliyle seçtirilecek olması. Garantisi de yok. Bir süre sonra gerek de duymayabilir ama deme de geçebilir, gerek de kalmayabilir. Sonuç itibariyle biz hep şunu söylüyorduk. Demin siz ona oy veren seçmene ilgi gösterin, değer verin, gidin, gönlünde ve zihninde yer edin. Demi dönüştüremiyorsanız, yani PKK anatomisinden kopartamıyorsanız bunun için de uğraşın. Çorba için, çay için, birlikte gezin, ikna edin, ikna turları yapın, uğraşın. Olmuyor mu? Bunu da açıklayın. Olmuyor. Bu adamlar bu şeyden, anatomiden kopmuyorlar. Biz onlarla aslında kol kola yürümek istedik. Yüzlerini Türkiye'ye dönsün istedik. Şu PKK terör örgütünü birlikte naletleyelim. Bu emperyalist oyundur, Kürtlükle ilgisi yoktur. Dedirtmeye çalıştık ama başaramadık. Olmadı. Biz onlara şimdi benzedik. Biz he? Biz onu baktık o da olmuyor. Ha. Biz onlara benzedik. Evet. Tam da oraya getiriyorum sizi ama bunun içinde yine seçmenine gidersin de. Evet. Onların ha, o uğraşını da, o da mı olmuyor? Olmuyor. Evet. O zaman dersin ki yani ben en azından bu mücadeleyi Türkiye için verdim. Bir siyasi mücadele olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Demi dönüştüremedi ama sevgili Hikmet anladı nereye getireceğimi. Dem CHP'yi dönüştürdü. Hani deniyor ya Cumhur İttifakı'nda işte Hüdapar oluyor, bilmem ne oluyor. Oluyor da Cumhur İttifakı'nın ana ilkeleri, prensipleri, mücadelesi, verdiği uğraş onu dönüştürüyor mu? Aksine geliyor ona katkı sağlamak katkı istiyor. Doğru. Geliyorsa gelsin. Gelsin oraya katkı sağlasın. Dem de mi buna katkı sağlamak istiyor? Gelsin. Gelsin. Nedir o mücadele? Emperyalizme karşı mücadele. Ne o mücadele? Bütün terör örgütlerine karşı mücadele. Var mı Cumhur İttifakı'na gelebilir mi Dem bu koşul altında? Hüdapar da bu anlamda geliyorsa buyursun gelsin. Yani ölçü budur. Peki hocam teşekkür ediyorum. Bir de Hüdapar'ın şeyi de var mesela. Sordular böyle dediler ki biz Cumhur İttifakı'da değilken bile gidip Erdoğan destekledik dedi adam. Ha, onu da dedi. İttifakta yoktuk bile dedi yani. Peki hocam çok güzel biz anlatıyordunuz ama zaman itibariyle tabii, şimdi Coşkun Bey'i de dinlememiz gerekecek. O bayağı. Evet, Coşkun Bey. Vakit kalmış. Coşkun Bey, toparlanıp bitireceğiz. Siz bayağı vakit kalmış. İstanbul'da seçimin kaderini ne belirleyecek? Kararsız seçmen mi? Aynı soruyu size de söyleyeyim. Kararsız seçmen mi? Anket her ne kadar itibar etmesek de aslında yani 3 aşağı 5 yukarı yakın hocam, sonuçlar. Hocam bak unuturum çıkıyor. Bir şey söyleyecektim. Ya demin de beri ona bir baktım. Haksız yapmayayım diye. Herhalde Danış Beştaş'ın geriye dönük sen bu işi en iyi sen yaparsın. Şöyle bir sosyal medyadaki şeyine bak. Bir tane tweet bulabilir misin? Nereye aday o? Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday. Evet, niye oraya geleceğim? Hah. Bir tane eleştiren şey bulabilir misin? Niye adaysın o zaman sen buraya? Eleştiren değil. Çevre Bakanlığı'na, Karayolları şey nedir? Ulaştırma Bakanlığı'na, hayır, Murat ben, Kurum'a. Hocam şeyi de görmedim. Kendi propagandalarını da yaptıklarını pek görmedim. Evet. Yani, o tamam zaman. Şimdi evet. Komutan konusu. Buyurun lütfen. Zaten artık ne esas, olur bölmeyelim lütfen. Tamam hocam. Esas konuşacağım yeri izlesi ve söyledi. Şimdi geçtiğimiz gün bir programa katıldık. Madem oradan kapı açtın yürüyeyim. Buyurun. Berk Hacı Güzeller Memleket Partisi adayı Büyükşehir Belediye İstanbul saygı değer bir siyasetçimiz, ondan sonra anlatıyor çalışmaları, bir soru sordum, dedim ki hocam sahaya indiniz mi? İndim dedi. Dedim aktif halkla işte diyalog halinde propaganda yapıyorsunuz, yapıyoruz. Hiç dedim Dem'den dedim bir yetkili bir kişi, bir propaganda yapan, kapı gezen bir teşkilat
gördünüz mü? Hocam geçen hafta bu soruyu size sormuştum, hatırlarsınız. Evet. Gülerek dedi ki, o da o an düşündü, hakikaten hiç görmedim dedi. Peki dedim, şeyden gördünüz mü İYİ Parti'den? Mesela Buğra, Kavuncu. En ufak ne bir hani sosyal medya paylaşımı, ne bir aktif böyle sahada propaganda faaliyeti, hiçbiri yok. Niye? Çünkü o dağıldı zannettiğimiz masa aslında kontrollü bir dağılma yaşıyor. Asla dağılan bir şey yok. Arka planda herhalde Onur'du, %1 işte şeye verin, hani Beştaş'a verin, diğerleri CHP'ye. O bile olmayacak. Tamamen seçmen özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemek üzere itilmiş, kasten de yönlendirilmiş ve göreceksin o oy oranları hani düşük çıktığında ne yapalım canım, seçimdir işte propaganda yetersiz kaldık, böyle bir tablo çıktı. Bunun gerekli dersini çıkarır, tedbirini alırız diyecekler çok da pişkince. Çünkü burada İYİ Parti'nin, Burak Avuncu'nun İmamoğlu'na çalıştığını bilelim. Burada Meral... Bunu da ilk kez söylüyorsunuz. Çünkü daha evvel bu konuyu konuşmadık. Yani bu kanıya nasıl vardınız? Daha da hiç önemli yok ki. Çünkü yani Meral Akşener'in duruşu, İYİ Parti'nin duruşu... Nesibe bak, Ekrem tekrar İmamoğlu söylüyorum. Desteklemeyecek masada, yönde değil mi? Abi, o senin benim seyredilen tiyatro kısmı. Arka planda bir mekanizma var, çalışıyor. Masada çok net bir ittifak halen var. Adına öyle... Süsleyerek kentsel uzlaşı, kent uzlaşı geçin bunları. Alenen o bahsetmiş olduğumuz genel seçimdeki birliktelik fiilen yaşanıyor ve göreceksiniz bunu seçim sonuçlarında. Yani Dem'de oy düşüşünü diyecekler ki gayet pişkince, yeteri kadar kendimizi seçmene anlatamadık. Bundan gerekli ders çıkarılacaktır, gereken tedbir alınacaktır deyip geçecekler. Çünkü sahada çalışma yapmıyorsan, en ufak bir afişin, en ufak bir söylemin yoksa ve bunu da kasten ve bilerek yapıyorsan, Dem için de aynı şey geçerli. Ya bu resmen İmamoğlu'na destek ve koltuk demektir. Zaten bunu dağılımda görüyorsun. Yani az önce işte ilçelerde... Yani Onur Bey'in söylediği doğru o halde. Yani yani katılır mısınız o halde? Hayır. Bu Ekrem Bey'in rahatlığı buradan geliyor diyor. Aslında bu hesaptan geliyor. Evet. Gibi evet. Söyledi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şimdi anket sonuçlarında başa baş çıkması mümkün mü ya? Şimdi kağıda bakıyorsun. Yani daha doğrusu masanın... sonuç yok zaten hocam. He? Yani öyle bir sonuç yok. Ha? Onu hayır, da unutmayalım yani. O, bakmayın siz onlara. İcraata bakıyorsun. Normal şartlarda yok. Murat yani Kurum'un uzak ara gitmesi lazım. Ama anket sonuçları geliyor. Başa baş deniyorlar. Nasıl oluyor bu ya? Yani %8'lik Dem oyu, %10'a yakın İYİ Parti'nin oyu, öyle ifade ediyorlar ki bir önceki seçimlerde de yaklaşık rakamlar var. Ne oldu bunlar? Hiçbir tanesi o dolayısıyla gibi değil yani. Ne orası %10. Ne orası %8? Ya rakamları yani geliş güzel söylüyorum. Hayır, rakamları hayır, geliş güzel söylüyorum. Bence Coşkun Bey şunu söylemek istiyor. Palavra üzerine konuşursak çok çok konuşur. Hayır, şunu söylemek istiyor. Yani anketlerde bile hani bu kadar yüksek görülmemesi lazım. Ya matematik ortada. Olur? Matematik ortada. Halk Partisi'nin hani %20 olur, aldığı, %30 olur. Halk Parti'nin aldığı ortada. Hocam bütün kurguyu bu anketler ve netice üzerinden konuşuyoruz. Bak, bilginin temeli yanlış. Her şey yanlış gidiyor sonra. Kim diyor bize bugün... mesela İYİ Parti'nin şu anda İstanbul'da... Ya ben bir önceki, bak bir önceki, yok, bir önceki, yok, yok. Bir önceki seçim sonuçlarına göre konuşuyorum. Sen onu, ha, bir önceki seçim sonuçlarına göre kıyasladığımda ortadaki yani matematik tabloda Murat Kurum'un uzağa kara alması lazım. Ama geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Güvenmediğimiz anketlerde dahi öyle olması gerekiyor diyorsunuz. Geliyor, yani dönüyor, dolaşıyor. %100 yanılacağını bildiğimiz anketlerde dahi bile böyle gibi bir başa baş gitmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ya elbette. Kadarıyla. Yani evet, hesap ortada. Hocam, şimdi sağdan soldan topluyorsun. Şimdi kutuplaşmadan öte şunu... Neticesidir biraz. Bak, kutuplaşmadan öte şunu ben nötrleşmek yoruyorum bunu. Sürekli ve ısrarla da söylüyorum. Diyorum ki işbirliği var. Bunlar bilerek birbirini destekliyorlar. Ama zaten söyledi Meral Danış Beştaş. Evet, biz Esenyurt'ta, Mersin'de yaptık uzlaşıyı dedi açık açık. Yani bunu sarkıştık haftalarca ama sadece evet Esenyurt, var dedi. Sadece Esenyurt'u falan konuşmuyorum ben. Ya hayır, onun söylediği o yani. Evet, Mersin'de var dedi, Esenyurt'ta var. Türkiye geneli diyorum. Bak, Türkiye geneli demin... CHP ile, İYİ Parti'nin CHP ile işbirliği içinde olduğunu göreceğiz seçim sonuçlarında. Ve dediğim kılıfla bunu açıklamaya çalışacaklar. Bir siyasi başarısızlık var, gereken yapılacaktır diyecekler. Peki. Şimdi burada sahada hiç yoksan, tam tersi büyük bir suskunluk hakimse ve bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na yarıyorsa bunu nasıl izah edersin? Dolayısıyla... burada uyanık olmak lazım. Birileri bize sanki böyle bir büyük kavga var, İşte dağıldı, bölündü mü? Yok öyle bir şey.
Teşekkür ediyorum. Bir gün rica edeceğim sizden. Hikmet Bey katılımınız için, Coşkun Bey sizin, Onur Bey ve Yaşar Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün de zirveyi noktalıyoruz. Virgül olsun. Önümüzdeki haftaya kadar kalacak olan Virgül. Evet. Aslında tahminleriniz olacaktım 3 hafta boyunca ama önümüzdeki haftaya kaldı. Hayır, ben her hafta belki değişebilir diye not alacaktım. Sizin kontrollü oy kaybı bence olayı çok güzel özetleyen bir söylem oldu. Onu önümüzdeki hafta tekrar... Önümüzdeki hafta bence gündeme getirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum tekrar ama asıl teşekkür izleyicilerimize, izlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için. Noktaladık bugün efendim zirveyi. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.